Günaydın Türkiye. Bugün takvimler 25 Mayıs Perşembe günü gösteriyor ve hem ülkemiz hem dünyamız için barış, huzur, güzellik ve iyiliklerle dolu bir gün olmasını diliyoruz. Günaydın Fatih. Günaydın. Günaydın sevgili ülkem. Bugün yine güzel bir gündemle karşınızdayız. Evet, güzel bir gündemle karşınızdayız ama bir yandan da sıcak gelişmeler, sıcak başlıklar var. Bugünün, bu saatin özellikle sıcak başlığı malum İngiltere'de yaşanan terör saldırısının ardından 8 kişi gözaltına alınmıştı. O 8 kişiden biri çok daha fazla öneme sahip. Zira o kişi saldırıyı gerçekleştiren Abedi'nin erkek kardeşi Haşim Abedi Libya'da yakalandı ve ilk ifadesinde Manchester saldırısına ilişkin hazırlıklardan haberdar olduğunu açıkladı. Hatta hazırlık aşamasında İngiltere'de olduğunu da ifade etti. Sürece ilişkinde ilerleyen zamanlarda bu ifadelerden saldırının aydınlatılmasına ilişkin çok önemli detaylar çıkacağını da paylaşalım. Abedi'nin geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde İngiltere saldırısını gerçekleştiren abisi Salman Abedi'nin kendisine gönderdiği 3000 doları da teslim alırken yakalandığı ifade edilmiş. Evet. Bir önemli başlığımız daha var, bir sıcak başlığımız daha var. Türkiye gündeminden Fatih, onu da sen paylaş. Evet, o da İstanbul'dan FETÖ'ye yönelik sabah saatlerinde bir operasyon vardı. 9 kişi gözaltına alındı sayın seyirciler. 19 şüpheli de aranıyor. Bunların Türk Telekom'da çalıştıkları, FETÖ ile irtibatlı oldukları belirtiliyor. Evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi şeklinde ajanslara düşen haberlerimiz var. Son bilgi böyle. Selam. Evet, Brüksel'deki zirveden tutun da değil mi? Türkiye'de, evet, yurt içinde yaşanan Vailok operasyonlarına kadar birçok önemli gündem başlığı var. Peki neler var, neler yok, göz atalım mı? Göz atalım, evet. Evet, günaydın Türkiye'de. Yurtta gün nasıl başladı acaba? Üç güzel şehrimize gideceğiz. Nerelere? Kars, Aydın ve Bursa. Evet. İHLAS Haber Ajansı muhabirleri o noktada. Hem malum artık havalar bir tür ısınmıyor. Halen birçok yerde soğuk. Tüm yurt genelinde, aslında bütün Avrupa'da değil mi? Havalar halen soğuk ama bir yandan da vatandaş değil mi, Anadolu'da nasıl güne başladı? İHLAS Haber Ajansı muhabirleri aktarıyor olacak. Evet. Evet, bir diğer başlığımız, Brüksel'de masada ne var? Brüksel'de masada ne var? Bugün Brüksel'de NATO zirvesi var. Cumhurbaşkanı Brüksel'de, Erdoğan'ın çantasında neler var, kimlerle konuşacak, ne tür konular ele alınacak, NATO binası açılacak, bunlarla ilgili detaylarımızı aktarıyoruz. Üç önemli olacak başlık var, evet. Onu detaylandıracak Fatih Selek. Baylok operasyonu hız kazandı. MIT'in raporu vardı değil mi? Evet, geçtiğimiz haftalarda MIT'in raporu vardı ama bu açıklamıştık. Türkiye Gazetesi'nin haberiydi. Büyük bir derya. Baylok operasyonu 215 bin kişiyi kapsıyor. 185 bin kişiyi şimdiye kadar tespit edildi deniliyordu sayın seyirciler. Buradan, bu operasyonlardan anlaşılıyor ki yeni Baylok kullanıcıları ortaya çıkarıldı. Dün Ankara'da çok önemli operasyonlar yapıldı. Bakanlıklarda, belediyelerde. Kayseri'de, özellikle Kayseri'de çok kritik bir operasyon vardı. Bununla ilgili detayları bugün paylaştığımız sıcak gelişme de Türk Telekom'daki muhtemelen, evet, değil mi? Bu Türk Telekom'daki detaylarına bakacağız muhtemelen ama bu Baylok'la ilgili olabilir diye düşünüyoruz. Yüksekova ve Cizre il oluyor. Ne değişecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, evet, değil mi? Evet. İlk sinyallerini geçtiğimiz yıl vermişlerdi, evet, Nevra. Konuşuyorduk, geçtiğimiz doğru. Yıl Ocak ayında, evet. Yani operasyonlar devam ediyordu terörle mücadelede. Şimdi ortam sakinleşti. Bu Cizre ve Yüksekova neler, nasıl taşınacak, onunla ilgili ayrıntıları paylaşacağız. Yavaş yavaş doğuda değil mi? Yeni, evet, düzenlemelerin, evet, evet, sinyallerini görüyoruz. AK Parti'de değişim başladı. Bir taraftan da AK Parti'de değişim var. Kongreden sonra Başbakan Binali Yıldırım dün grup başkanlığını aldı. Bundan sonraki süreçte neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Brüksel'e hareketinden önce yaptığı açıklamada
AK Parti'deki değişimleri bakanlara ev ödevi vereceğini ve takip edeceğinin sinyallerini verdi. Bununla ilgili detayları aktaracağız. Ve Ramazan pidesinin fiyatı açıklandı. Dün paylaşmıştık değil mi? Hangi ürünlere zam yok diye. Pidenin fiyatı her sene çok merak konusu oluyor. Fırıncılar Federasyonu açıkladı ama itirazlar var İstanbul'da. İtirazlar var. Sadece Ankara için açıkladı. Evet. Tüm yurdu kapsıyor dediler mu, değil ama. Değil mi? Evet, konuşacağız. İl ilde paylaşıyor olacağız efendim Ramazan pidesinin fiyatını. Günaydın Türkiye başlıyor. Evet, gazete manşetleriyle başlayacağız. Türkiye Gazetesi, bu işi çözeceğiz. Üretenin yanında olacağız. Bankalar sömürüyor manşetini atmış. Kim söyledi bu sözleri? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD'ın ardından TOP Genel Kurulu'nda bankaları yüksek faiz konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı'nın sık sık söylediği değil mi? Faizle geçtiğimiz günlerde ilişkili. De Türkiye Gazetesi'nin yine manşetiydi. Hı hı. Yine başka bir zirvede, ekonomi zirvesinde yine bankaları uyarmıştı. Demişti ki Cumhurbaşkanı, faizden çok kazanıyorsunuz, yatırımcıları hiç desteklemiyorsunuz. Aynı serzenişi dün TOP Genel Kurulu'nda açıkladı Cumhurbaşkanı. Hatta bir takım yaptırımların da gündeme geleceğini, sinyallerini vermişti ama onu göreceğiz. Detaylarını da paylaşalım. Erdoğan'ın sözlerinde dediğimiz gibi o karınca yazısıyla sözleşmeler var ya demiş, hani bizlerin de hepimizin değil mi? Ya, okumadan. Duygularımıza tercüman olmuş. Evet, imzalamak zorunda kaldı. O krediye mahkum olan girişimci altına imza atıyor. Geri çağırma olunca da elinde ne var ne yok vermek zorunda kalıyor. Bu anlayış adil değil, çözülmesi şart. Kararlıyız, çözeceğiz. Tek derdi üretmek olan, kendisiyle ülkesini büyütmek olan herkesin yanında yer almaya devam edeceğiz demiş Cumhurbaşkanı. Bu arada bir hatırlatma da yapalım. Hashtagimiz, ben her açılışta unutuyorum maalesef. Evet. TGRT'de günaydın hashtagimiz bugün efendim. Günaydın Türkiye'nin hashtag'i. Bize lütfen mesajlarınızı, haberlere dair değil mi? Fatih Selen'in yorumlarına dair. Günaydın Türkiye'de aktardıklarımız dair mesajlarınızı iletin. Biz de Twitch ekranından ekranlara taşıyalım. Bu açıklamayı da, bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi Avrupa'ya 3 nokta var. Detaylarına çok girmeyelim şimdi. Çünkü bizim gündem başlıklarımızdan bir tanesi. Cumhurbaşkanı AB ve NATO'ya Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlatacak. Önemli değil mi NATO zirvesi? Bugün görüşmeler gerçekleşecek. Sadece Avrupa Birliği'deki yetkililerle değil, mevkidaşlarıyla da görüşecek. Bu konuda önemli gelişmeler de var. Sıcak gelişmeler de var. Birazdan hepsini paylaşıyor olacağız. Yüksekova ve Cizre çok yakında il oluyor. Bu da önemli. Cazibe merkezi haline gelecekler. Gerçekten birçok yer, birçok nokta değil mi? Anadolu'da da öyle. Maalesef teröre maruz kalan birçok ilçemizde, ilimizde de bu tip yatırımlara, bu tip girişimlere ihtiyaç olduğunu sık sık Cumhurbaşkanı da dile getiriyor. Bir zamanlar terörle anılan iki ilçe il merkezine dönüşecek. Peki neler değişecek? Birazdan detaylarını paylaşacağız. Ve Batı'da sokaklar artık böyle, İngiltere'deki saldırının ardından değil mi? Evet. Sokağa askeri gönderdi İngiltere. Polisin kontrolünde 3500 kadar asker sokaklarda. 3900 hatırlıyorum ama her halükarda 3500'ün üzerinde askeri sokaklarda. Yani biz Türkiye'de terör operasyonları olunca, asker polis çıkınca uluslararası ajanslar, özellikle İngiliz ajansı pekala servis yapıp fotoğraflarını çekip uluslararası kamuoyuna yönlendirebiliyorlar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını ima ediyorlar. Fakat kendileri mevzu bahis olunca hemen sokağa salıyorlar askeri. Evet. Evet, birazdan hatırlatalım. Kars, Aydın ve Bursa'ya bağlantılarımız olacak. Dedik yönetmenimizden de rica edelim, o bağlantılarımız hazır oluyor mu olmuyor mu? Onu merak ediyorum. Çünkü birkaç gündür de değil mi gerçekleştiremedik bölgelere bağlantılarımızı. Evet. Ona göre gazete manşetlerimizi şekillendireceğiz. Arda Turan bavul topluyor. Ligde ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Barça kadrosunu yeniliyor. Bunu kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Hazırlamamıştık. Arda ile yollar ayrılacak, milli yıldız eşyalarını topladı bile diyor. Çok fazla konuşulmuştu değil mi? Barcelona'da top koşturacak olması, Arda Turan'ın ilk transferi gerçekleştiğinde çok önemli başarılarla imza attı. Bir şampiyonluk aldı Arda Turan orada. Türkiye'nin bu anlamda gururuydu. Onu önümüzdeki süreçlerde farklı ligler, farklı ülkeler bekliyor olacak. Evet. Şimdi Riyad'da açık, Vatikan'da kapalı. Suudi Arabistan'da başını örtmeyi reddetti First Lady Melanie ile kızı Ivanka Trump Papa'nın karşısında kapandı diyor. Evet, çok ilginç. Bugün birkaç gazete aynı çerçevede görmüş bu haberi. Bizim de dikkatimizi çekti bu. Özellikle Suudi Arabistan veyahut da işte Filistin
coğrafyaya gittiğinde hiç şey yapmıyor. O hassasiyetleri olmuyor. Fakat Papa'nın karşısında hassasiyetlerini hatırlıyorlar sayın seyirciler. Tabii kendi dinine karşı. Tabii ki de daha farklı bir hassasiyet taşıyor. Yeni Fuat Avni ekibine gözaltı. FETÖ'nün Yeni Fuat Avni yapılanması çökertildi. Cumhurbaşkanı, MHP lideri, MİT müsteşarı, bakanlar ve vekillerle ilgili gizli belgeleri internet ortamında sahte hesaplardan paylaşan 10 kişi Kayseri'de yakalanmış. Sen Kayseri'deki değil mi? Operasyona evet, dikkat çekmiştin. Çok önemli bir operasyonda. Onunla ilgili detayları aktaracağız. Yani hemen 15 Temmuz'dan sonra algı operasyonları yapılmıştı. Milletin psikolojisiyle oynanmıştı. O oynayanlar bunlarmış. Onunla ilgili bir belgemiz var. Onu da aktaracağız ilerleyen saatlerde. Evet, Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi iş dünyası moral buldu diyor. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına yer vermiş. 6 başlıkta efendim belirlemiş. Bürokratik engeller kalkacak. Yüksek faizle savaş sürecek. Kredi sıkıntıları çözülecek, KDV iadesinin önü açılacak, her alanda destek verilecek ve kalkınma hamleleri sürecek diyor. Ekonomi çok önemli, özellikle değil mi terörle Tabii. mücadele anlamında da ekonomi çok önemli. Her anlamda önemli. Yani ekonominiz güçlüyse ayakta durma kabiliyetiniz de güçlü oluyor. Dolayısıyla bu adımlar çok çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde ki yol haritasının en önemli gündem maddelerinden birinin özellikle ekonomi ve bankalarla alakalı süreç olacağının da sinyallerini almış olduk. Montajcılık bu millete yakışmıyor açıklaması da var Cumhurbaşkanı'nın Top Genel Kurulu'ndaki konuşmasında. Diyor ki montaj bu millete montajcılık hiç yakışmıyor. Gelin %100 yerli otomobilimizi top camiası içinden çıkaralım. Bu çağrıya Top Başkanı Hisarcıklıoğlu anında yanıt verdi. Biz hazırız, siz yeter ki bizim yanımızda olun demiş. Herhalde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu yerli otomobili görmeden evet. Rahat etmeyecek. Evet. Yani çok istiyor, çok söyle, çok ifade ediyor. Haklı olarak istiyor. daha önceki top genel kurullarında da, iş dünyasına da seslenmişti Cumhurbaşkanı. Yerli otomobil çağrısı yapmıştı. Yine aynı şekilde biz hazırız şeklinde bir cevapla karşılaşmıştı. Fakat bunlar hiçbir şekilde karşılık bulmadı. Karşılık bulmasını arzu ediyoruz bundan sonra. Peki hemen bir diğer gazetemizle devam etmeden önce bir başlık daha vardı. Belediyelerde baylok operasyonu dediğimiz gibi paylaştık. Baylok operasyonu birçok farklı noktaya sıçradı diye. Belediyelerde ilk defa aslında bu kadar değil mi kapsamlı bir operasyon, FETÖ operasyonuna girişildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle ve 8 ilçe belediyesinde baylok kullandığı tespit edilen tam 79 FETÖ'cü efendim gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan da 52'si yakalandı, diğerleri de. Herhalde bir kısmı yurt dışında muhtemelen. Evet. Bir gün bununla alakalı bir istatistik çıkaralım. Gözaltı kararı değil mi? Çıkarılanlardan kaç tanesi hala aranıyor? Kaç tanesi yurt dışına kaçtı? Onlar bunların büyük bir kısmı da ihraç edilmiş Nevra. Hı hı. Dolayısıyla sadece belediye çalışanları, hali hazırda belediye çalışanı değil, meslekten el çektirilmiş olan kişiler. Zannedersem bunlarla ilgili baylok ortaya çıktı ve bu sebeple gözaltına alınıyorlar. Evet, Star gazetesiyle devam edelim mi? Evet. Star gazetesini ben paylaşacağım. NATO'da hesaplaşma diyor. Özellikle Brüksel'deki NATO zirvesine dikkat çekmiş Star gazetesi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye tehdit oluşturan terör örgütlerine silah veren NATO ve FETÖ'cü darbecilere kucak açan AB ile bugün, özür dilerim, Brüksel'de yüzleşecek. Erdoğan zirve öncesi mesajı netti. Bloke olur diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Amerika sonrası bu kez Avrupa, bu anlamda önemli. İlk ziyaret Amerika'ydı. Buradan alınan sonuçlar çerçevesinde de Avrupa Birliği ile görüşmeler gerçekleşiyor olacak. Yine yerli otu için söz aldı detayında paylaşmış gazete. Evet, NATO'da hesaplaşma güzel. Bir gazetede NATO'da yüzleşme başlığını atmış sayın seyirciler. Dün Star Gazetesi'nin yayın yönetmeni Nuhal Bayrak NATO değil NOTA zirvesi diye bir yazı yazmıştı. Gerçekten biz de öyle umuyoruz. Az sonra neden bu zirve önemli? Onun detaylarını aktarırken bunu da paylaşacağız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kaybolmaya geldim. Hayatın içinden çok önemli bir haberi paylaşmış. Hatırlayacaksınız, birkaç yıl önce henüz 14 yaşındayken üst düzey bir emniyet yetkilisi ve 27 çocuğun tecavüzüne uğrayan genç kız yeni bir hayata başladı. Artık büyük şehirde üniversite okuyor ve memurluk yapıyor diyor. Tabii ki de her mağdur genç kızımız, her mağdur çocuğumuz belki de bu kadar şanslı olmuyor. Evet. Bu genç kızımız şanslı olanlar arasında, hayatını kurtarabilenler arasında ama birçoğu öyle değil. Daha yeni yine 7 yaşında bir
kız çocuğunun istismarı ve akabinde de hastanede 10 günlük tedavisinin ardından ölü olarak bulundu. 2 gün sonra hastaneden çıktıktan sonra. Çocuklar tabii neden korunmuyor, niye takibi yapılmıyor? Bu anlamda da üzerine çokça konuşmak lazım. Hürriyet gazetesi de manşetine taşımış. Evet, Hürriyet'te Cumhurbaşkanı'nın bir şeyi var, çıkışı var. Dünkü Brüksel'e ziyaretinden önce açıklama yapmıştı Nevra. Brüksel hareketinden önce Bahçeli ne demişti? Demişti ki partide babamın oğlu bile olsa, Cumhurbaşkanı demişti, babamın oğlu bile olsa müsamaha gösterilmeyecek. Bahçeli de bu sözün arkasında durulması gerektiğini ifade etmiş. Partide bir temizlik yapılmasını talep etmişti. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı da cevap verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın raporla tahliye edilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirilmişti Bahçeli. Cumhurbaşkanına bu soruldu. Cumhurbaşkanı da bu bir yargılama süreci devam ediyor. Partinin içinde bir konumu olmadığı halde AK Parti'ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler dedi. Bu siyasi anlamda önemli bir çıkıştı. Çünkü 16 Nisan'a giden süreçte Cumhurbaşkanı ile MHP ya da AK Parti ile MHP ciddi bir dirsek teması içerisindeydi. Şimdiye kadar birbirlerine bu şekilde sert çıkışlar yapmamışlardı. Cumhurbaşkanının çıkışı da bu anlamda bundan sonra Bahçeli'den ne gelecek önemliydi, merak ediyoruz. Yeni Akit gazetesiyle devam edelim. FETÖ'cüleri bırakın tehdidi. Hackerlar Fuat Avni gibi çalışmış diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve MİT müsteşarı Fidan gibi üst düzey isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirip FETÖ'cülerin salıverilmesi için tehdit içerikli paylaşımlar yapan 10 hacker gözaltına alındı. Dediğin gibi Kayseri merkezli olan operasyon sonucunda. Bu da önemli. Sık sık artık Fuat Avni kim diye sormuyoruz. Bunun bir değil mi? Ekip olduğu, sıkça değişen, sıkça yerleri değişen bir ekip olduğunu biliyoruz. Bu operasyonlar kapsamında da önemli bir darbe vuruldu. WhatsApp programında Yurtta Sulh Konseyi isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri belirlenen şüphelilerin FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde de tekrar darbe girişimi olabileceğine dair mesajlar yayınlayan Fuat Avni benzeri suç grubuna üye oldukları belirlendi diyor. AK Parti'den önemli bir haber daha vardı. Yeni Akit gazetesinden Yıldırım AK Parti Grup Başkanı, değil mi? Yeni yol haritası anlamında da bu gelişmeyi paylaşalım. Mecliste yapılan AK Parti'nin kapalı grup toplantısında AK Parti Grup Başkanlığı'na Başbakan Binali Yıldırım seçildi. Zaten bekleniyordu. 17 milletvekilinin katılmadığı toplantıda 300 vekilin tamamının oyuyla yeni görevini almış oldu Başbakan Binali Yıldırım. Aynı şekilde Arabistan'da örtünmedi, Vatikan'da kapandı diye yani Türkiye Gazetesi ve Hürriyet de görmüştü. Trump'ın eşini vermiş. Yeni Akit mi? Evet. Yeni Akit gazetesi. Evet. Milliyet gazetesiyle devam edelim. AB olmazsa olmaz değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi kapısında adeta dilenci mesafesinde göremez dedi. Seyahatinin ardından AK Parti MYK'yı açıklayacağını söyleyen Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katılıp konuşma yapacağını da söyledi. Erdoğan siyasette FETÖ temizliği yapılmadığı yönündeki eleştirilerinde anımsatılması üzerine siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia edenin bunu somut olarak ortaya koyması lazım diyor. Değil mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bu anlamda cevap vermiş oldu. Bir de seyahatin ardından AK Parti MYK'sını açıklayacağını söyledi. Bu da bekleniyor. Dün paylaşmıştık detayları. Bu önemli seyahatlerin ardından, Brüksel'deki zirvenin ardından artık AK Parti'deki o yol haritası da biraz daha netleşmiş olacak. Evet. Gazete manşetlerine şimdi bir mola verelim. Yurtta özellikle gün nasıl başladı diye sormuştuk. Ona bakalım. Evet, İhlas Haber Ajansı Bursa muhabiri Mesut Alan karşımızda. Mesut, günaydın. Bursa'da güneşli bir gün var diye umuyoruz. Öyle görünüyor en azından. Evet, Bursa'da Aykan'da güzel bir gün görünüyor. Doğru. Bursalılara ve sana selam. Evet. Merhabalar, günaydınlar. Aslında güneşli bir gün gözüküyor ama Bursalı'yı aldatmasın bu durum. Öğleden sonra yağışın hakim olacağını söyleyebiliriz. Özellikle saat 15'ten sonra da sağanak yağışın etkisini arttıracağını söyleyelim. Bugünü Bursalılar aslında yağışlı bir havada geçirecek diyelim. Yarın itibariyle de yağışlar sürecek. Peki Ramazan ayının ilk gününü Bursalılar nasıl karşılayacak? Ramazan ayının ilk gününde de
yine sağanak yağışın etkili olacağını söyleyebiliriz. İlk hafta itibariyle de tekrar mevsim normallerine dönecek hava. Yani Bursalılar Ramazan ayının ilk haftasında güzel bir havayla Ramazan'ı karşılamış olacaklar. Evet, Ramazan'da biraz daha hava güzel olacak gibi. Fatih, kestane Ramazan'da şekeri seviyor musun? Sevmez miyim? Bursa'yı da severiz. Bursa'nın kestane şekerini de severiz. Bursa'nın çok güzel ziyaret mekanları var. O ziyaret mekanları şu an hazırlandı mı? Özellikle Ramazan'la ilgili. Tabii ki evet, tarihi ve maneviyatıyla ön plana çıkıyor Bursa, sizin de bildiğiniz gibi. Ramazan ayında da en üst düzeye ulaşıyor bu durum. Başta Ulu Cami olmak üzere Yeşil Türbe gibi, Emir Sultan Cami ve Türbesi gibi yerlerde hazırlıklar tamamlandı. Dün itibariyle hemen arkamda görmüş olduğunuz da Ulu Cami'nin mahyaları da takıldı. Yine Ramazan ayının ilk gününün arefesine, yani cumartesi bağlayan gece akşam ezanından itibaren mahyalar da yanacak. Ramazan'a coşkuyla karşılayacak Bursalılar diyebiliriz. Evet, Bursa evet. Tarihi kentlerimizden birisi, manevi kentlerimizden birisi. Osmanlı'ya başkentlik yapmış çok önemli kentlerimizden birisi. İstanbul'a yakın olması dolayısıyla özellikle ziyaret edilen bir yer, değil mi? Cumalı Kızık var mesela. Evet. Yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen aradan, yani 500 yıl öncesi hayatın devam ettirildiği bir yer. Bu anlamda Bursa çok önemli bir kentimiz. Bunu da aktaralım. Ulaşım açısından da aslında özellikle Osman Gazi Köprüsü'nün yapımının ardından 1,5 saat, 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde İstanbul'dan vatandaşlar Bursa'ya gelebiliyor. Tabii deniz yoluyla da, feribotlarla da 1,5-2 saat gibi kısa bir süre içerisinde o İstanbul'un yorucu stresinde, trafiğinde kendini bir an olsun hafta sonu huzur içinde günü geçirmek isteyen vatandaşlar yine Anadolu yakasına, Avrupa yakasına geçmek gibi kısa bir süre içerisinde Bursa'ya gelip gününü geçirebiliyor diyebiliriz. 1,5 saat dediğin gibi Türkiye İstanbul içerisinde bir yerden bir yere gitmek gibi, Anadolu yakası, Avrupa yakası gitmek gibi, ama Bursa'da da trafik yok değil, özellikle merkezde biraz var, ama Bursa'nın tabii ki de uzaklaşılabilecek, daha kolay uzaklaşabilecek, gezilecek çok fazla yeri var. Özellikle Uludağ. Evet. Evet. Özellikle yavaş yavaş İstanbul, küçük İstanbul denmeye başladı Bursa'ya trafik anlamında, ama tabii İstanbul kadar olamaz elbette. Peki, çok teşekkür ediyoruz. İhlas Haber Ajansı Bursa muhabiri Mesut Alan'la bir, böyle değil mi, Bursa'ya gidesiniz geldi. Evet, bütün Bursa'ya selamlar. Evet, birazdan Aydın'a da bakacağız. Aydın'ı da ben çok severim. Acaba turizm sezonu açıldı mı? Turizm sezonu bir türlü açılamıyor yani. Öyle niye açılmasın? Yok, tam mevsimi var Nevra'da. Evet. Biz burada tam ısınamadık ya. Herhalde Ege ve Akdeniz'de de ısınamadığını zannediyoruz. Oysa zannedersem orada başlamıştır. Evet, evet. Olabilir. Şimdi az sonra Aydın'a, Efeler Diyarı'na bağlanınca hava nasıl, turizm nasıl, bunu soracağız. TGRT'den günaydın hashtag ile efendim mesajlarınızı iletmeyi unutmayın diyoruz. Twitch ekranından canlı olarak biz de paylaşıyoruz mesajlarınızı. Sizin olduğunuz yerde havalar nasıl? Sizin olduğunuz bölgede gün nasıl başladı? Bize mesajlarınızı iletirseniz biz de Twitch ekranından paylaşıyor olalım. Dediğimiz gibi gazetelere baktık. Milliyet gazetesinden var mıydı? Başka? Yok, Milliyet gazetesini zaten şu an paylaşıyorduk. Evet. Şimdi Milliyet Gazetesi'nde önemli iki haber var ekonomiye dair. Elektrikte memnuniyet arttı demiş Enerji Bakanı Berat Albayrak. Elektrik dağıtımında memnuniyeti 44 ilde 22.060 vatandaşla yapılan bir görüşme ortaya koymuş. Verilere göre elektrik dağıtımında duyulan memnuniyet bir önceki döneme göre %53 artmış, özelleşmişti biliyorsun. Evet. Birçok noktada dağıtımsal bir sıkıntı olmadığını, vatandaşın memnun olduğunu, kesinti süreleri ve sıklığında da azalma olduğunu ifade etmiş Enerji Bakanı Albayrak. Geçtiğimiz kış çok fazla kesinti yaşamıştık. Malum çok sert bir kış geçirdik. Evet. Çok fazla kar yağdı. Bir hafta neredeyse de evden çıkamadık. Tabii. Bu dönemde gerçekten bir sıkıntılar oldu ama onun dışında bir şey yaşanmadı. Konut satışları yükseliyor. Önemli bir haber. %7.6 artış göstermiş. Evet. Kaç diyor? %7.6 artış göstermiş. Türkiye genelinde Nisan'da 114.446 konutmuş efendim. Geçen ay satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre bir artış göstermiş. İstanbul'da 20.066 konut satışıyla en yüksek paya sahip olmuş. Tabii İstanbul'da çok fazla konut var. Evet. Sık sık projeler yükseliyor her yerde. Yani çok fazla projeler yapılıyor. Özellikle bazı bölgelerde yoğunlaşıyor projeler. Hı-hı. Yani bu buraları insanlar alıyor mu? Nasıl alacaklar? Bu kadar talep var mı diye merak ediyorsunuz.
Hani peynir gibi, peynir ekmek gibi hani tabiri caizse gidiyor. Evet, gidiyor. Evet. Yabancı da çok fazla oluyor. Yabancı sayısı da fazla. Bazı sitelerde öyle ki Türk yok. Yani özellikle bazı bölgelerde, işte Anadolu yakasında, Halkalı'da, Avrupa yakasında yine uzak bazı noktalarda çok fazla işte Kuveyt, Arap, Suudi Arabistan. Evet, teşvik de var biliyorsun bu konuda. Çok fazla teşvik var. Evet. Yani çok onlar alıyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde de haber paylaşmıştık. Yurt dışından değil mi? Ev almayı da çok fazla tercih ediyor Türkler diye. Yine aynı şekilde yurt dışından da Türkiye'ye yönelik talepler var. Bütün ülkeler yine aynı şekilde yabancı sermayeyi, yabancı zenginleri çekmenin derdinde. Derdinde, evet. Evet. Elbap'ta Ramazan hazırlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu 23 Şubat'ta Halep'in kuzeydoğusundaki Elbap ilçesini 3 yıl sonra DAEŞ'tan temizlemişti. Elbap'ta hayat normale dönerken Ramazan hazırlıkları da ilçeye canlılık katıyor. Halkın çarşı ve pazarlara inerek alışveriş yaptığı Elbap sokaklarında ihtiyaç duyulan her türlü ürünü bulmak mümkün demiş efendim. Evet, gazete. Geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştık Nevra. 1 milyon kişi bu Fırat Kalkanı harekatıyla koruma altına alındı. Türkiye sayesinde canlarını kurtardı diye hatırlıyorsun bilmiyorum. Hatırlıyor musun? Dolayısıyla bu Elbap'ta insanlar böyle ama Suriye'nin başka kentlerinde çok ızdırap içerisindeler. Irak'ta keza. Dolayısıyla savaş ortamında Ramazan'a girecekler. Biz huzur dolu, inşallah hafta sonunda huzur dolu bir Ramazan'a gireceğiz. Fakat Suriye ve Irak'ta da durum böyle. Peki, Milliyet Gazetesi de böyleydi. Akşam Gazetesi'ne bakalım. Akşam Gazetesi'nin manşetinde yataktan kaldırıp Zaman'a göndermiş. FETÖ'nün en önemli yayın organı olan Zaman'a kayyum atanması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerini yataktan kaldırıp destek eylemine gönderdiği ortaya çıkmış. Evet. Akşam Gazetesi de manşetine taşımış. Çok çok ibretlik bir şey Nevra. Yani bu Zaman'a el konulduğunda ya da işte Habertürk grubuna, İpek grubunun yayın organlarına el konulduğunda çok gürültü koparmışlardı. Özgür basına müdahale ediliyor şeklinde bağırmışlardı. Bu buraya CHP milletvekilleri işte Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Barış Yarkadaş gibi daha çok sahada olan milletvekilleri buraya gitmişler. Destek vermişlerdi. Bu desteğin altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı varmış. Yataktan kaldırıp gidin buralara destek verin demiş. Daha sonra o destek verdiği kişiler 15 Temmuz darbe girişimiyle irtibatlı kişilerin irtibatı ortaya çıkınca işte böyle Kılıçdaroğlu'nun bütün foyaları da ortaya çıkıyor. Çok ibretlik. Evet. Milliyet Akşam Gazetesi'nden var mıdır paylaşmak istediğimiz başka bir detay Fatih? Akşam bakalım. Fransa o hal, İngiltere'de bu hal diye güzel bir başlık atmış. Kamil Aman arkadaşım görebiliyor mu bilmiyorum şeyi. Nevra istersen göster. Ders saldırısından sonra İngiltere risk durumunu kritike yükseltip askerleri sokağa indirdi. Dün de Fransa terör endişesiyle o hali 6 ay uzattı. Türkiye'ye o hal uzattığı için tam önünde Nevra. Evet, ekranda geliyor Mars. Türkiye'ye o hali uzattığı için, darbe gören bir Türkiye'ye o hali uzattığı için eleştirilerini yönelten Avrupa, kendisi pekala 6 ay daha uzatabiliyor o hali. 7. kez uzattı Fransa. Fransa o hal şartları altında yaşıyor sayın seyirciler. Paris'te de az önce de Nevra bahsetti, 3500'ün üzerinde asker sokakta. Türkiye'ye gelince pekala eleştiri yapıyorlar. Evet, bu haberden gidelim efendim başlığımıza. NATO zirvesi devam ediyor. İngiltere'de askerler sokakta dedik, paylaştık. Fransa'da o halde o hal sürüyor, devam ediyor. Amerika istiyor ki NATO biraz daha elini taşın altına koysun, DAEŞ'le mücadelede etkin rol oynasın. Türkiye'nin istekleri, talepleri var. NATO zirvesi bu anlamda önemli. Avrupa'daki dünya terörüne ilişkin önemli başlıklar çıkması bekleniyor. Neler var, neler yok, hep beraber göz atalım. Evet, gazetelerden aslında parça parça başlıklar paylaştık. Dediğimiz gibi Fransa'da o hal devam ediyor. Bunun direkt NATO zirvesiyle doğrudan bir ilişkisi yok ama dediğimiz gibi Avrupa'nın bu anlamda tavrının sürdüğü, hem İngiltere'de yaşanan saldırının ardından da bu tehlikeyi ve riski hala aktif gördüğüne, bu konuda bir şeyler yapmak istediğini ifade ediyoruz ama sen de söylemiştin, bir son dakika gelişmesi olmuştu bu konuya ilişkin. Amerika'nın özellikle NATO'yu biraz daha sürecin içerisine çekmek istiyordu. Daha öncesinde geçtiğimiz Nisan ayında
Donald Tusk'ın bir açıklaması vardı. DAEŞ'le mücadele, Suriye'nin huzuru için biz Amerika ile çalışmak istiyoruz demişti zaten. Buna ilişkin Trump'ın öncesinde görüşmeleri de oldu. Ama dedi ki Almanya ve Fransa DAEŞ'e karşı, değil mi, NATO'yla? Evet. Yani NATO'nun devreye girmesini kabul etti. ABD bastırıyordu. Özellikle NATO'nun DAEŞ'e karşı mücadelede ön planda olması gerektiğini ifade ediyordu. NATO gücünü kullanmayı arzu ediyordu. Bazı ülkeler bu işe sıcak bakmıyorlardı. NATO, Brüksel'deki NATO zirvesi öncesinde Almanya ve Fransa'nın sıcak baktığı, ABD'nin o ikna ettiği konuşuluyor. Bugün gelişmeler olacak. Bugün ne çıkacak NATO zirvesinden? Merakla bekliyoruz. Evet. Peki, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'e gidişine ilişkin var mıydı bir haberimiz, detayı? Yok, tamam. Onun detaylarını birazdan paylaşacağız. Şimdi Brüksel'de masada ne var? Türkiye Gazetesi bugün, değil mi, detaylı bir şekilde, evet, paylaşmış. Avrupa'ya 3 nokta diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de oluşuna ilişkin önemli 3 tane başlık var. Biri, terör örgütü YPG'ye ağır silahlar veren Amerika yönetimine Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlatıp noktaya koyan Erdoğan bugün de Avrupalı muhataplarını uyaracak. Evet. Neler söyleyeceksin? Doğru. İstersen paketi toptan anlatayım ben. Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün Brüksel'de NATO zirvesine katılacak. Burada ABD'li ve AB liderleriyle, muhataplarıyla bir araya gelecek. Gündem maddesi terör. Terörü konuşacaklar sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta ABD ziyaretinde, ABD Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'a YPG'ye ağır silahlar verilmesi konusunda yüzüne uyarıda bulunmuştu. Ya onları tercih edin ya bizi tercih edin demişti. Ziyaretten önce de bu işe virgül değil nokta koymaya gidiyorum demişti sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Washington ziyaretinde YPG konusunda ABD'nin geri adım atmadığını söyledi. Onlar Rakka'ya operasyon düzenleyecekler. Fakat biz de kırmızı çizgilerimizi hatırlattık. Eğer sınırımıza herhangi bir taciz olursa YPG'ye ve PYD'ye müdahalede çekinmeyiz dedi. Dolayısıyla noktayı koyup geldi. Bugün Cumhurbaşkanı Brüksel'de aynı uyarıları NATO'daki muhataplarına söyleyecek. Geçtiğimiz yıl Varşova'da alınan kararlar vardı. Terör konusunda NATO'nun elini taşın altına koyması konusunda alınmış kararlar vardı. Bu kararları hatırlatacak, terör konusunda Türkiye'nin yalnız bırakıldığını, özellikle NATO ülkelerinin terör örgütü YPG'yi beslediğine vurgu yapacak. Bu konuda uyarılarda bulunacak. Bazı gazetelerde yer aldığı gibi NATO zirvesi değil, NATO zirvesi olacak. İkincisi burada AB'li liderlerle bir araya gelecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelecek. Bunlar çok çok önemli. Neden önemli? Bu ülkelerle kriz, İngiltere'ye değil ama Almanya ile ciddi anlamda krizimiz var. Ondan önce Avusturya'dan bahsetmek istiyorum. Geri kabul anlaşması var, biliyorsunuz. Türkiye'nin önceki yıllarda imzaladığı bir anlaşmaydı. Geri kabul anlaşması. Türkiye mülteci akınını önlemek için Türkiye ile Avrupa bir anlaşma yapmıştı. Fakat Avrupa Birliği bunun karşılığında vizelerin serbest bırakılacağını ifade etmişti. Fakat Avrupa Birliği ülkeleri yan çizdi sayın seyirciler. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de açıklama yapmıştı. Demişti ki artık kararını ver demişti Avrupa Birliği ülkelerine. Avrupa Birliği ile devam etmek istiyoruz. Burada kararı ver. Fakat siz ikiyüzlü tavırlar sergiliyorsunuz. Bundan sonra kararı verecek olan sizsiniz şeklinde uyarıda bulunmuştu. Bugün AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı ile bir araya gelecek. Geri kabul anlaşması diyorlar. Ne geri kabulü? Geç onları geç, yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz şeklinde önceki haftalarda yaptığı açıklama vardı. Bugün bu geri kabul anlaşmasını ve ve üyelik müzakerelerinin akıbetini konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan AB liderleriyle. İkincisi Avusturya meselesi. Şimdi Viyana'nın genç bir dışişleri bakanı var. 29 yaşında sayın seyirciler. Türkiye'ye karşı sert sözler söylemişti. Daha sonra Avusturya'ya özellikle 16 Nisan öncesinde Erdoğan ve Türkiye karşıtı operasyonların merkezi haline geldi sayın seyirciler Avusturya. Özellikle
oradaki mültecilerin oradaki soydaşlara, gurbetçilere oy kullandırmamayı dahi düşündüler sayın seyirciler. Erdoğan karşıtı operasyon yaptılar ve en son hamle olarak silah Türkiye'ye silah satışının yasakladılar. Teçhizat ve malzeme ihtiyacını yasaklama kararı aldılar. Bunun üzerine Türkiye'de sen öyle mi dedin dedi ve bloke etti. Nerede bloke etti? NATO'da bloke etti Avusturya'yı. Avusturya sayın seyirciler NATO üyesi değil fakat NATO'nun bütün eğitim haklarından NATO üyesi olan ülkelerin bütün haklarından istifade ediyordu. Türkiye dedi ki bloke koydu ve burada yer alan barış için ortak programına katılmasının önünü kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Brüksel'e hareketinden önce de zaten bloke eden bloke olur yaptı. Evet. Üçüncüsü biraz son başlık. İsterseniz sonra mı geçelim? Yok, sonraya geçmeyelim ama daha başlık olarak verelim. Çünkü evet iş uzun yani anlatsak saatlerce biz bunu konuşabiliriz. Evet. Bunun sonu yok ama. İkinci başlık buydu. Evet manşet olarak verelim. Üçüncü başlığımıza gelmiş olduk. İncelik üstündeki kriz değil mi? İncelik üstündeki kriz. İpler gergin Almanya'yla. Evet. Alman milletvekilleri 270 civarında askerini ziyaret etmek istiyordu İncelik'te. Türkiye buna izin vermedi. Dedi ki siz FETÖ'cülere ve PKK'ya kucak açıyorsunuz. Dolayısıyla siz böyle devam ettikçe İncelik'teki askerlerinizi ziyaret etmenize izin vermeyeceğiz. Bunun üzerine Almanya sert tepki gösterdi ve Ürdün'e gitme kararı aldı. Fakat Türkiye dedi ki güle güle. Bunun üzerine müzakere etmek için Türkiye'nin mecburen kapısını çaldılar. Bir grup milletvekili Türkiye'ye gelme kararı aldı. Dün son dakika kararla vazgeçtiler. Bugün Merkel ile Erdoğan'ın zirvesi olacak. İncirlik konusunda neler var? Nasıl pazarlıklar yapılacak? Bugün merakla bekliyoruz. Takip ediyor olacağız. Evet. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasında bunlar var. Brüksel'deki zirveye ilişkin. Evet. Detayları Fatih Selek paylaştı. Şimdi bir Aydın'a gidelim artık. Daha sıcak bir hava görmeyi bekliyoruz. Aydın'da ne var ne yok bakacağız güne nasıl başlamış Aydın. Evet, Efeler Diyarı Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabiri İbrahim Kılıç karşımızda. İbrahim günaydın, Aydın'a İstanbul'dan diyelim. Aydın güne nasıl başladı? Orada da artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı diyebilir miyiz? Efeler Diyarı'ndan selamlar, günaydın. Aydın güne 15 dereceyle başladı. Gün içinde 27 dereceye kadar yükselecek bir sıcaklık bekleniyor. Ancak bu yıl sıcaklar nedense biraz gecikti. Geçtiğimiz yıllarda bu günlerde daha sıcak günler oluyordu. Aydın'da bugün açık ve güzel bir hava bekleniyor. Peki Aydınlılara buradan biz de mesaj yollayalım. Nasıl başladı günleri diye TGRT'den günaydın hashtag ile bize yollasınlar, mesaj atsınlar. Turizm sezonunu biz sana bağlantı yapmadan önce konuştuk. Aydın'da başladı mı acaba diye. Turizm sezonu başladı. Daha çok şimdilik turlar var. Okulların kapanmasıyla birlikte bu sezonun daha da açılması bekleniyor. Ancak bu yıl biraz durgun olduğunu söylüyor turizmciler. Tabii Aydın turizm şehri olduğu kadar aynı zamanda tarım şehri, Efeler Diyarı, Yörük şehri. Buradan ilginç bir durumu paylaşmak istiyorum. Dün Köşk ve Sultanhisar civarındaydık. Burada devecilerle bir araya geldik. Bizim de çok dikkatimizi çeken bir husus oldu. Bu husus da şuydu, develer havalar biraz daha ısındıktan sonra yağlanma sezonuna giriyor. Pehlivan develer yağlanıyor. Ancak bu yağlanma sistemi çok farklı. Şöyle ki katranla karışık zeytinyağını belli bir kıvama getirip bir usul üzerine develeri baştan aşağı yağlıyorlar. Koca deveyi. Evet, develeri, pehlivan develeri bunu pehlivan yapıyorlar. Ya, ilginç. Sorduk, bunun sebebi ne diye. Yazın Aydın sıcak olduğundan dolayı yağlanan, yani katran karışımlı yağla yağlanan pehlivan develer çok rahat bir
yaz sezonu geçirirmiş. Hiçbir haşere, sinek deveye yaklaşmazmış. Bizim çok dikkatimizi çekti. Bunun dışında tabii Aydın denilince incir demeden geçmek olmaz. Aydın Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli incir üretim merkezi. Değil mi? İncir meşhur, doğru. Evet, evet. Ramazan öncesi AYTO Başkanı, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken özel hazırlanan Aydın incirlerini Başbakan Binali Yıldırım'a teslim etti ki çok iyi, zinde bir Ramazan geçirsin diye. İftarda ve sahurda Aydın inciri yiyecek Başbakan Binali Yıldırım. Bunun yanında bir de Ramazan hazırlıklarımız tamamlandı. Çadırlar kuruldu. En önemli bir şey daha var. Adnan Menderes Üniversitesi 27 Mayıs 1960 ihtilalinin darbe yıl dönümünde uluslararası bir darbe sempozyumu yapıyor. Bu sempozyum Türkiye'de ilk defa bilimsel alanda darbeler konuşulacak. Bu Mısır'dan tutun dünyanın birçok yerinden ziyaretçiler ve konuklar gelecek. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanımız da burada olacak. İncir'e tekrar dönmek istiyorum. Şimdi dünyada belki eşleştirmesi veyahut da tozlaştırma, diğer bir deyişle döllemesi, insan eliyle yapılan ender meyvelerden belki tek meyve incir. Bunun içinde incir, bizim soframıza gelen incir dişi bir meyvedir. Bunun erkekleri olgunlaştı. Bizim şu anda önümüzdeki günlerde incir dölleme, iyilekleme mevsimi başlıyor. Peki. Belki dikkatiniz için. Buyurun. Yo, tamamlayabilirsin İbrahim. Ardından kapatıyor olacağız. Dikkatinizi çekebilir. Biz bu incir meyvelerini erkek inciri alır, bizzat dişi incir, yani soframıza gelen incirleri asarız. O her erkek incirin içinden çıkan bir sinek her bir normal soframıza gelen inciri tozlaştırır. Daha sonra bu incirler olgunlaşır, çok güzel bir şekilde sofralara ulaşır. Herkese buradan iyi yayınlar. Çok iyi teşekkür seyirler. Ederiz İbrahim. İhlas Haber Ajansı muhabiri Aydın muhabiri paylaştı. Çok enteresan anekdotlar verdi. Biz sormadan verdi. Çok güzel şeyler anlattı, evet, İbrahim. Özellikle dair. Aydın'la ilgili, develerle ilgili. Bir yandan da ben develeri merak ettim. O katranlanan develeri, evet. İbrahim anlatırken de internetten bulmaya çalıştım. İzleyicilerimizle paylaşacaktım ama bulamadım. Muhtemelen böyle daha, değil mi, ritüel olan, daha dün bir kültürel işte, içeride yapılan bir şey, çok görseli, evet, yoktu ama çok merak ettim. Geleneksel ben bir şey. Demek ki ben de duymadım. İlginç, dün de develerin sayısı azalıyor diye bir haber vardı gazetelerde. Öyle mi? Evet. Develerin, yani o kadar güçlü bir hayvan kolay kolay da azalmaz derler, evet, ama bilmiyorum. İşte evet, mevsimler anlamında. Bile bu haldeyken, evet. Çok normal. Efendim, baylok operasyonları hız kazandı demiştik bu saat başında. Detaylara bakacağız. Şimdi dün Ankara'da Baylok'a ilişkin önemli bir operasyon gerçekleşti. İki bakanlığa ilişkin çok önemli bir operasyondu. Ankara dahil, Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil 8 ilçeye yönelik, 8 belediyeye yönelik önemli bir operasyondu. O operasyonun detaylarını hemen paylaşalım, aktaralım. Baylok'u kullandığı tespit edilen 139 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı tespit edilen kamu görevlileri için düğmeye bastı. 139 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 60'ının Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19'unun bir kısım ilçe belediyeleri, 60'ının da Kalkınma Bakanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli kamu personeli olduğu öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınanlardan bazıları daha önce ihraç edilen, bazıları ise hala görevde olan isimler, ancak hepsinin ortak noktası Baylok kullanıyor olmaları. Operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gerçekleştirdi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de operasyonla ilgili olarak sosyal paylaşım hesabından değerlendirmelerde bulundu. Gökçek, son dönem belediye başkanı seçildikten sonra çalışan üst düzey personelin tamamını görevden aldığını hatırlattı. Darbe girişimi sonrası da 392 kişinin açığa alındığını ve işlemleri bitenlerin ihraç edildiğini vurguladı. Gökçek, operasyon dolayısıyla savcılar, emniyet mensuplarına ve hükümete teşekkür etti. Belediyemizde tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir dedi.
Evet, Baylok operasyonu hız kazandı. Bu operasyonların ardı arkası gelecek gibi değil sayın seyirciler. Bugün de sıcak bir haber sabahleyin paylaşmıştık. İstanbul'da 9 kişi gözaltına alındı, 19 kişi aranıyor. Evlerinde, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi denildi. Ve bunlar gizli tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkmış sayın seyirciler. Baylok önemli, 215 bin kullanıcı olduğu ifade ediliyordu. Bunların 185 bin civarında kısmı deşifre edilmişti. Buradan anlaşılıyor ki Baylok operasyonlarının daha devamı gelecek. Yeni deşifre olanlar var. Dün Ankara'da, belediyelerde, bakanlıkla, Kalkınma Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda operasyonlar vardı. Dolayısıyla Baylok kullanıcıları ortaya çıkarıldı. Bunlarla ilgili operasyon yapıldı. Önceki gün ve çok ilginç sayın seyirciler. Şimdiye kadar deşifre olmamış, kendisini hiç belli etmemiş, hükümetin, devletin içerisindeymiş gibi intiba uyandıran çok önemli isimlere ulaşılıyor sayın seyirciler. Geçtiğimiz hafta hatırlarsınız belki Diyanet Sen'de bir operasyon yapılmıştı. Hiç kimsenin şüphelenmediği birisinin de Baylok çıktı. Atatürk Havalimanı'na Fas'a giderken gözaltına alındı. Dolayısıyla dünkü operasyon da belediye operasyonlarıydı, önemliydi. Yani şimdi önemliydi diyoruz ama bu Baylok operasyonlarının bu kadar hız kazanmış olması, şimdi sürece baktığımız zaman 15 Temmuz'dan itibaren son atlattığımız süreç referandum süreciydi değil mi? Evet. Referandumun ardından işte artık anayasa değişikliği oldu. Başkanlık sistemine bir geçiş yapıldı. AK Parti'de yeni dönemi şifreleri diyoruz. Bir temizlik süreci, daha aktif bir sürece girdik. Baylok operasyonu bu anlamda önemli ama bu kadar hızlanmış olması biraz daha neyi ifade ediyor? Süreç nereye evrilecek? Yani yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Az önce belirttiğimiz gibi gizli tanıkların ifadeleri var. Mesela belediyelere edilen, bu anlamda tabii deşifre edilenler Baylok var. Baylok mu beklendi birazcık? Mesela diyoruz ya işte işin siyasi ayağına yok, ilişkin. Yok, siyasi ayağı değil. Değil şimdi, ama belediyelerde de biraz daha beklendi galiba bu operasyonlar. Belediyelerde de şimdiye kadar çok sayıda gözaltına alındı. Biz biliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de yine böyle bu şekilde Baylok operasyonları oldu. O zaman bu operasyon diğerlerinden farkı ne? Sorusu akıllara geliyor. Çok fazla farkı yok bunların. Baylok operasyonlarının bir parçası bunlar. Yeni yeni deşifre ediliyor. Kullanıcılar ortaya çıkıyor. Ve deşifre edilenler hemen gözaltına alınıyor. Tabii MİT'in raporu da etkili oldu bu anlamda. Tabii MİT'in raporu. MİT çıkarıyor zaten bunların hepsini. Dün Ankara'daki operasyon önemliydi. 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Bunların bir kısmı gözaltına alındı. Bir kısmı 61 kişiden bahsediliyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Bunlardan 23'ü açıktaymış veya ihraç edilmiş, evet. 13'ü ayrılmış, Melih Gökçek 3'ü emekliymiş, yaptı. Evet, 22'si de alt düzey görevdeymiş. Yani bu FETÖ çok sinsi bir yapı. Şimdiye kadar kesinlikle renk belli etmemiş, kendisini o açığa çıkarmamış kişiler bu Baylok vesilesiyle bir ortaya çıkıyor. Dün bakanlıklarda da operasyon vardı. Bu operasyonların yurt genelinde devam etmesini bekliyoruz sayın seyirciler. Baylok bir kişinin FETÖ'cü olmasına tek başına yetiyor. Başka bir şeye gerek yok. Bir de Bankasya'da değil mi? Hesap konusunu hep öncelik Baylok. Baylok. Baylok her şeyi ifade ediyor. Yani başka alanlarda belki bu kadar kuvvetli delil sunulmayabilir ama Baylok ifade ediliyor. Çünkü operasyonlardan birisi de Kayseri'ydi. Sayın seyirciler. Arkadaşlarım ekrana getirirler mi bilmiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta sonra. Evet, özür dilerim. Cep telefonlarına bir mesaj gelmişti. Acil bu gözaltına alınanları serbest bırakın. Yoksa şu saatte harekete geçeceğiz. Evet. Bizleri Atatürkçü subay ve generalleri sözde FETÖ adı altında ordudan temizlemek istediniz. Ancak bilesiniz ki Yurtta Sulh Konseyi asil üyeleri hiçbir zaman ne Türk ordusundan ne de Türk Cumhuriyeti içerisinden silemeyeceksiniz. Sizlere emrediyorum derhal, emrediyorum ki ifadesini kullanıyorum. Evet. Derhal suçsuz yere tutsak ettiğiniz insanları iade edin. Eğer bu yaptığınız eylemi sürdürürseniz sizlere bunu 22 Temmuz 2016 Cuma günü saat 3.50'de ödetmeye başlayacağız. Yani evet. Enteresan. İşte milletin hop oturup hop kalktığı zamanlardı. Milletin meydanlarda nöbet tuttuğu zamanlardı bu zamanlar. 15 Temmuz'dan bir hafta sonra algı operasyonu yapıyorlardı sayın seyirciler böyle. Yani biz Atatürkçüyüz. Dolayısıyla onları FETÖ'cü diye Atatürkçüleri içeri alıyorsunuz. Burnunuzdan getireceğiz şeklinde mesajlar paylaşıyorlardı. Milletin psikolojisiyle oynuyorlardı. İşte o adamlar dün gözaltına alındı.
hackerlarmış bunlar sayın seyirciler. Fuat Avni, bir ara Fuat Avni'ler vardı. FETÖ'nün hackerları. Evet. Bunlar dün Kayseri'de gözaltına alındı. 10 kişi MIT daha önce oldu. Evet. Grafiğimiz vardı. Grafiğimizi tekrar rica edelim. Orada önemli bir gelişme var. Dün gözaltına alınan Ankara'daki operasyonda gözaltına alınan isimlerden bir tanesi de Ankara Pursaklar İlçe Başkanı. Evet. Çok ilginç değil mi? Yani ilçe başkanı. Pursaklar önemli bir yer. Ve ilçe başkanında baylok çıkıyor. Çok çok ilginç. Nerelere geldiğini sayın seyirciler meselenin görebiliyoruz pekala. Evet, baylok temizliğine ilişkin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babamın oğlu da olsa affetmem sözü zaten bunları işaret ediyordu. Bu sözlerinin ardından da operasyon geldi. Bu isimler tek tek gözaltına alınıyor. Gözaltı kararı çıkartılıyor. Bir grafiğimiz daha var mıydı? Ben mi yanlış gördüm acaba? TSK'daki Mahrem abilerden 144'dü. Evet, burası da çok önemliydi. Ben unuttum Nevra. Gözaltı kararı çıktı. Ankara ve 3 ilçe belediyesi. Onu paylaştık zaten. Mahrem abiler kısmı önemli Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Çünkü diyoruz ya, asker olmayıp değil mi? TSK evet. içerisinde aktif öğretmen, mühendis ya da başka mesleklerden olan enteresan isimler. Ama var. Albaylara, generallere emir verebiliyor. Evet, emir bu Mahrem abiler de 144'ü için gözaltı kararı verilmiş. Geçtiğimiz haftalarda emniyetin bir operasyonu vardı. Mahrem imamlara yönelik operasyondu. Çok sayıda gözaltı kararı verilmişti. MIT'in ele geçirdiği bir raporla ortaya çıkmış, ifşa olmuşlardı bunlar. Dün de 144'ü için gözaltı kararı Şimdi, verildi. O isimlerden bir tanesi önemli. Tankın içinden çıkan Mithat evet. Aynacı. 15 evet. Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden değil mi? Hı hı. 67 şüpheli hakkındaki soruşturmada Mithat Aynacı ile alakalı bir gelişme oldu. O kişiler arasında tanktan çıkarılan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı da var. O fotoğrafları hiç unutmuyoruz gerçekten. Hakkındaki suçlamaları inkar etti Aynacı. Hakkında savcılık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. FETÖ'cü hainler mahkemede inkarlarına devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden ve kamuflajla yakalanan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın savunması ortaya çıktı. Aynacı kendisini tanka askerlerin çektiğini söyledi. Hain darbe kalkışmasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgale giden 67 cuntacı hakkında iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'ya ilişkin detaylar dikkat çekiyor. Aynacı darbe girişimine engel olmaya çalıştığını söyledi. Halka dağılmaları, askere ise kışlaya dönmeleri konusunda uyarılarda bulunduğunu ifade etti. Tanka kendisini askerlerin çektiğini söyledi. Ancak görüntüler onu yalanlıyor. Darbe girişimi gecesi üzerinde askeri kamuflaj olan Mithat Aynacı'yı polisler tanktan çıkarıyor. Konuş. Eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da içinde bulunduğu tanktaki darbeci askerlerin bir süre teslim olmamak adına direndikleri, havaya ve halka doğru ateş ettikleri, bu sırada bazı polis ve vatandaşların da yaralandığı iddianamede yer aldı. Aynacı'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tanktan çıkarılarak gözaltına alındıkları anlatıldı. İddianamede tüm şüphelilerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. 15 Temmuz gecesi tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı hakkında ayrıca kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından da 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Temmuz gecesi birçok ibretlik görüntü gördük. Birçok tarihe geçecek görüntü gördük. Birçok
fotoğraf karesi kaldı geriye o anlardan. Onlardan bir tanesi de değil Mithat Haneci'nin o tankın içerisinden çıkış anlarından bir tanesiydi. Nasıl anlatalım, neler anlatalım Nevra ya, hangisini anlatalım? Hangisini anlatalım? Yani bu işin içerisinde FETÖ yok dediler ya bir dönem. Alın size FETÖ, alın size belge. Adam emniyet müdürü, emniyetin önüne tankın içine gelmiş darbe yapmaya kalkıyor. Ya haysiyetsiz adama bakın sayın seyirciler. Bu haysiyetsiz adam, şimdi adam hakkında 55 yıla kadar hapis istendi. Ondan sonra FETÖ'cü değilim diye şeyde mahkemede itirafta bulunuyor. İtiraf, özür dilerim, mahkemede laflar ediyor. Yine aynı şekilde bu iddianamede ilginç bir şey dikkatimi çekti sayın seyirciler. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü İsmail Uğuz'un şüpheci aynacıya darbe girişimi kapsamında destek olmak amacıyla, bakın Edirne'den bir emniyet müdürü, bu aynacı denen haysiyetsiz adama destek vermek amacıyla Edirne'den kalkıp geliyor. Vatan Caddesi'ndeki Vatan Caddesi'nde bulunan tanklara destek çıkıyor. Edirne'den kaç kilo? 250 kilometre evet. Sayın seyirciler. Ondan sonra diyorlar FETÖ ile irtibat yok. Alın size belge. Alın size belge dostlarımız, ABD'li dostlarımız, Amerikalı dostlarımız, Avrupalı dostlarımız, alın size belge. Peki şimdi bakalım mı yavaş yavaş yurtta neler olmuş? Kısa bir haber turumuz var. Bu saati noktalıyoruz artık. Önemli başlıklar, önemli manşetler aktardık. Hem Baylok operasyonuna değindik, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyareti NATO zirvesine değindik. Ama gündemimiz, başlıklarımız bitmedi. Kısacık bir haber turunun ardından saat başında Günaydın Türkiye devam edecek. Adıyaman'da bir otobüs otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anları mobeseler tarafından saniye saniye kaydedildi. Müzik. 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Cennet Yiğit'in okul arkadaşı Kayseri şehitlerin tablolarının bulunduğu sergi açtı. Yaşayan Şehitler isimli sergide gözyaşları sel oldu. Hatay'da cinnet geçiren polis memuru annesi ve babasını öldürdü. Olay sonrası kendine bıçakla zarar veren polis meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Bursa'da bir okulun güvenlik görevlisiyle okul önünde bekleyen gençler arasında arbede çıktı. O sırada silahın ateş alması sonucu bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisi olmayan SMA hastalığına yakalanınca kasları eridi. Doktorlar yaşamaz dedi ama o 7. yaş gününü bekliyor. Kendisini daha iyi hissetmesi için Amerika'da geliştirilen şuruba ihtiyaç duyan Tekirdağlı minik Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. İstanbul'da bir fast food restoranına giren silahlı ve maskeli 5 kişi, kasadan yaklaşık 10 bin lirayı alıp işletme müdürünün aracında çalarak kayıplara karıştı. Olayda 4 personel yaralandı. 5 hırsız Bursa İnegöl'deki inşaat şirketine ait 200 kiloluk çelik kasayı çaldı. 135 bin liralık soygunu güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki adama otomobil çarptı. Sürücü karakola alınırken oğlu kan kaybeden yaralıların başından ambulans gelene kadar ayrılmadı. Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit'ten iyi haber geldi. Akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir ameliyat geçirmişti. Koçyiğit sağlık durumuyla ilgili son durumu sevenleriyle paylaştı. Bir ailenin gözyaşları kaçırıldığını öne sürdükleri kızları için aktı. Samsun'da 20 Mayıs'ta ortadan kaybolan 16 yaşındaki Merve Sayılı'dan haber alınamıyor. Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla arananlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 15 kişi yakalandı.
günaydın. Türkiye devam ediyor. Saatler 8'i gösteriyor. Bir saati geride bıraktık. Bu saat itibariyle öne çıkan başlıkları birazdan aktaracağız ama hashtag'imizi de bir kez daha hatırlatalım. TGRT'den günaydın hashtag ile bize mesajlarınızı iletmeyi unutmayın efendim. Öne çıkan başlıklarla evet. Devam ediyoruz. Ve yurtta gün nasıl başladı dedik. İki güzel güzide elimize gittik. Önce Bursa'ya değil mi? Ardından evet. Da Aydın'a. Evet. Birazdan da Kars'a inşallah gideceğiz. Diyelim. Evet Kars'a gideceğiz. Kars halkı güne nasıl başlamış efendim. Bakacağız ama siz öncesinde bize mesaj göndermek isterseniz evet. De TGRT'den günaydın hashtag ile mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hatırlatmasını da bir kez daha yapalım. Ve Brüksel'de masada ne var? Konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün NATO zirvesi için Brüksel'de. Çantasında neler var, kiminle konuşacak, hangi konular ele alınacak, NATO'nun gündeminde ne var, hangi mesajları verecek? Çantasına ne geri koyup gelecek? Evet, baktım. Özellikle Avusturya ve Almanya krizi konusunda ne tür istişareler olacak? Bununla ilgili detaylar paylaştık. Baylok operasyonu hız kesmeden devam ediyor sayın seyirciler. Dün Ankara'da çok kritik operasyonlar vardı, Kayseri'de vardı, az önce açıkladık, İstanbul'da da bu sabah flaş gelişmeler vardı. Çok sıcak baylok operasyonları düzenlendi. Bununla ilgili detayları aktardık. Aktardık. Yüksek Ova ve Cizre il oluyor. Ne değişecek? Birazdan konuşacağımız başlıklardan bir tanesi. Evet. Daha önce dillendirilmişti. Geçtiğimiz yıl dillendirilmişti. Şimdi zannedersem harekete geçiliyor. Yüksek Ova ve Cizre il oluyor. Ve AK Parti'de değişim başladı. Brüksel'e gitmeden önce Cumhurbaşkanı dedi ilk ki sinyallerini dönüşte vermişti. Evet, MYK'ya açıklayacağım dedi. Evet, Başbakan Binali Yıldırım da grup başkanı oldu. Basına kapalı gerçekleşen toplantıdan sonra bazı mesajlar vermiş. Bununla ilgili detaylar aktaracağız. Ve son başlığımız Ramazan pidesine %10 zam. Neden? Tabii bu zam %10'la sınırlı kalmayabilir. Başka illerde, İstanbul'da veya başka büyük şehirlerde bu zam oranı da artabilir. Ne kadarlık bir zam olacak? Kesinleşen iller var mı? Ramazan pidesini her sene neden bu kadar çok tartışıyoruz? Neden bir türlü il fırıncılar anlaşamıyor? Bunlara da bakıyor olacağız. Günaydın Türkiye devam ediyor. Evet, şimdi kameralarımızı Kars'a çevirelim dilerseniz. Kars güne başladı, saatler 8'i gösteriyor dedik. Malum bu bölgelerde gün erken başlıyor, saat 8. Eminim ki Kars için çoktan günün başladığı saatler. İNES Haber Ajansı muhabiri Işık Çapanoğlu karşımızda. Işık, günaydın diyelim Kars'a. Günaydın, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasıl başladı Kars güne? Biz dedik ki Karslılar erken başlar güne, doğru mu? Evet, Doğu'nun uygar kenti Kars'ta. Sabah erken saatlerden itibaren güne başladık. Burada saat 4.30'dan sonra hava ışıklanıyor. Şu anda hava gayet iyi, güneşli. Yani yayına bağlandığımız için güneşli galiba. Çünkü son günlerde yağmurlu, hatta yüksek kesimlerde kar vardı. Hatta yüksek kesimlerde sobalar yanıyor daha, yakacaklar hala daha yanıyor. Yani kar soğukla, yani yazla kışı bir arada yaşıyor. Evet. Hepimiz öyle, biz de öyle, İstanbul'da da öyle, birçok ilde de öyle. Kışla yazı bir arada yaşıyoruz. Şimdi biz size bağlantı yapmadan önce konuştuk. Ben Kars'a çok geldim, çok ziyaret ettim. Bir Avrupa kenti gibidir Kars. Ve sokakları çok güzeldir, geniştir, binaları çok güzeldir. Kars Kalesi'nden tutun da tarihi binalarına kadar birçok yer var. Bize biraz Kars'ı anlatabilir misin? Doğrudur, evet. Kars İnsanların görmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Çünkü geçmişte medeniyeti ev sahipliği yapmış. İşte Kars Kalesi var, ana harabeleri var. İşte Sarıkamış, 90 bin şehitin olduğu Sarıkamış var. İşte Baltık mimarisi var. İşte Baltık mimarisi olduğundan dolayı ana harabeler özellikle son zamanlarda yapılan restorasyonlarla yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekiyor. Sarıkamış işte özellikle kış turizminde. Kış aylarında kayak merkezlerinin en iyilerinden bir tanesi. Çünkü nasıldı sezon bu sene? Oldukça da kar yağdı çünkü iyi geçmiştir diye düşünüyorum. Hala soğuk mu Işık hava? Şu anda hala soğuk. Yani akşam -3-2'lerdeydi. Şu anda 9 derece. Şu anda 9 derece. Hava soğuk.
Ama Sarıkamış demin de dediğim gibi Sarıkamış bu yıl bayağı dolu geçti. Çünkü dünyada Alpler'de bulunan kristal kar sadece Sarıkamış'ta var. Evet. Sarıkamış'ın pistleri gayet iyi, gayet düzgün. Yani sığ riski yok. Bundan dolayı insanlar bu yıl Sarıkamış'a bayağı fazla geldiler. Tercih ediyorlar. Peki ben şunu merak ediyorum. Ben Kars'a hiç gelmedim Işık. Gelmeyi çok çok arzu ediyorum. Kars'ı ziyaret etmek için en ideal zaman hangisidir? Hangi ayda gelmek lazım? Kayak yapacaksınızsa kışın geleceksiniz. Eğer gezi yapacaksınızsa Haziran ayından sonra geleceksiniz. Bu aylarda geleceksiniz. Özellikle bu aylarda da gayet iyi Kars, gayet güzel. Her taraf yeşilleniyor, yeşil zıvıl zıvıl. Evet. Yani bu aylarda gelebilirsiniz Kars'a. Kars'ın gündeminde ne var bu ara? Ne konuşuluyor Işık? Kars'ın gündeminde sizler de yakından takip ediyorsunuz. Ardahan'da çıkan Rus generale ait olduğu söylenen işte evet. o ceset konuşuluyor şu anda. Hala da onun kime ait olduğu tam anlamıyla belirlenmedi. İşte geçenlerde uzmanlar geldiler. İşte baktılar, kontrol ettiler, araştırma yaptılar. Ama şu anda henüz daha tam kimliği tespit edilmemiş. Şu anda Kars ve Ardahan'ın gündeminde Rus general var. Onun dışında şu anda önemli bir şey yok gündemde. Evet. Peki. Işık Çapanoğlu çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aktarmış oldukların için. Kars'a selamlar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet dedik ki Şırnak ve Cizre artık iç olacak dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cazibe merkezi haline gelecekler dedi. Bir zamanlar terörle anılan iki ilçemiz il merkezine dönüştürülecek. Şehircilik benim işim demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hatırlayacaksınız. Neresi şehir olur, neresi olmaz iyi bilirim dedi. Şırnak Cizre'ye, Hakkari Yüksekova'ya dönüşecek dedi. Coğrafi ve ekonomik şartları uygun bu iki ilçe içinde. Kısa süre içinde il olacak. Böylece PKK'nın buralara yerleşme hayali de engellenecek. Tabii ki de bölgenin çok uzun zaman terörden mağdur olması önemliydi. Ama akabinde izlerinin temizlenmesi ve sonrasında da tekrar PKK'nın orada yapılanmaması açısından bu önemli bir proje. Sen demiştin geçen sene konuşmaya başlamıştık. Evet. Haberi de var. Paylaşalım ardından konuşalım. Değerlendirmesini yapalım. Evet. Şırnak'ın Cizre ve Hakkari Yüksekova ilçesi il olacak dedik. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan bu adımın iki ilçenin yeniden kalkınması için hamle olacağını vurguladı. Daha önce iki ilçenin il statüsüne geçmesi yine gündeme gelmişti paylaştığımız gibi. Cizre ve Yüksekova il oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu güzel haberi TOBB'un 73. olağan genel kurulunda verdi. Hani Cizre şehir olacak dedik ya. Yani Şırnak Cizre'ye dönüşecek, Hakkari de Yüksekova'ya dönüşecek. Aslında Cizre'den gelen oda başkanlarının il olma taleplerini seslendirmeleri üzerine Erdoğan da müjdeyi o salondan verdi. Şehircilik benim işim. Niye? Belediyecilikten geldim. Neresi şehir olur, neresi olmaz onu iyi bilirim. Şimdi şöyle Cizre ile Şırnak'ı yan yana getirdiğiniz zaman ya Allah aşkına Şırnak'a nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Hakkari ile de Yüksekova'yı yan yana getirdiğiniz zaman ya Hakkari nasıl şehir yapmışlar diye şaşarsınız. Ya bir kalkınma hamlesi yapacaksanız. Daha önce meclise gönderilen ve daha sonra vazgeçilen tasarıya göre Hakkari ve Şırnak il olmaktan çıkarılacaktı. Bunun yerine Yüksekova ilçesi merkez olmak üzere Yüksekova, Cizre ilçesi merkez olmak üzere ise Cizre adıyla iki yeni il kurulacaktı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları böyleydi. Şehircilik benim işim, ben bilirim neresi güzel, şehir olur, evet. İl olur dedi Cumhurbaşkanı. Önemli bir gelişme. Önemli bir gelişme. Bu haberi okurken kendimi 2003 yıllarına gittim. Çünkü askerliğimi oralarda yaptım Nevra. Cizre'yi çok iyi biliyorum. Cizre çok güzel bir yer. İçinden nehir geçen, harikulade, fevkalade bir yer. Gelişmesi gereken bir yer. Cizre'nin nüfusu 132 binmiş sayın seyirciler. Evet. Cizre'nin nüfusu 132 binmiş sayın seyirciler. Şırnak ise küçük bir yer. Bir dağın yamacına kurulmuş. 61 bin civarında. Her halükarda Cizre Şırnak'tan büyük. Tabii. Cizre ovada, Cizre suyun kenarında. Dolayısıyla Hakkari de yine aynı şekilde dağlık bir arazide.
Yüksekova biliyorsunuz Şerafettin Elçi Havalimanı Yüksekova'da. Dolayısıyla orası da ova bir yer. Bu adımlar geçtiğimiz yıl terör operasyonları devam ederken güvenlik anlamında gündeme gelmişti. Fakat güvenlik sadece güvenlik değil mesele. Mesele nüfus yoğunluğu meselesi var. Efendim şehirleşme var. Daha stabil, daha uygun olması şehirleşmeye bu yerlerin bu anlamda önemli. 1990 yılına kadar Mardin'e bağlıydı Cizre. 1990'da Siirt'in ilçesi oldu. Sonra Şırnak güvenlik gerekçesiyle il olunca oraya bağlandı. Ardından Şırnak'ın ilçesi oldu. Fakat Şırnak'tan nüfusu iki katı daha fazla. Bu operasyonlarla gündeme gelmişti. Evet, Cizre'deki operasyonlarla gündeme gelmişti. Bu kalkınma adına Cizre için daha güzel olacak. Yine aynı şekilde Yüksekova için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şerafettin Elçi Havalimanı'na Şırnak 55 kilometre, Cizre'de 15 kilometreymiş. Dolayısıyla o ulaşım anlamında da daha uygun olacak. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra nasıl yapılacak? Geçtiğimiz yıl Ocak ayında ilk işaretleri verilmişti. O dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu detayları paylaşmıştı. Cumhurbaşkanımız bir yurt dışı gezisinden dönerken buranın il merkezlerinin değiştirileceğini ifade etmişti. Öncelikle taşınma altyapısı oluşturulacak. O dönem denilmişti ki 90 günlük bir süre tanınacak. En az 15 kurum ve 500 memur yer değiştirecek. Yani il merkezleri taşınıyor sayın seyirciler. Şırnak'ın il merkezi bundan sonra Cizre olacak, Cizre il olacak. Hakkari'nin il merkezi de Yüksekova olacak. Kendi aralarında şu an tartışma var. Cizreliler çok memnun, Şırnaklılar memnun değil. Yüksekovalılar çok memnun, Hakkari'liler değil. Dolayısıyla taşınacak iller arasında başta valilik geliyor. Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sağlık Müdürlüğü, Çevre Şehircilik, Tarım İl Müdürlüğü. Öncelikle taşınacak olan yerler arasında şimdilik bu konuyla ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Peki şimdi devam edelim mi bir diğer başlığımızla? AK Parti'de değişim başladı demiştik. Evet. Onun detaylarına bakacağız. Peki efendim AK Parti değişim başladı demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Brüksel ziyareti öncesi söyledi. MYK listelerini açıklayacağım dedi. Özellikle yol haritasının kısa süreli değil 2019'a kadar olacağını ifade etti Cumhurbaşkanı. Neler söylemiş bir bakalım. Esenboğa Havalimanı'nda yapmıştı o açıklamaları. Ekranlara taşıyalım gazetecilerin sorularını yanıtlarken bakalım neler söylemiş. Buyurun. Kabine revizyonu olacak mı, olmayacak mı? Tüm Türkiye işte bu sorunun cevabını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya Brüksel ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklık getirdi. İnönü Bey'le de bunları değerlendirmesini yapacağız. Olması gereken bir şey varsa, yapılması gereken bir şey varsa onları da zaten kararlaştırır, adımlarını atarız. Erdoğan AK Parti MYK'sının belirleneceği tarihi de açıkladı. Hiçbir ayrım yok. Şu seyahatten sonra değerlendirmelerimizi yapıp Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız. Peki Cumhurbaşkanı mecliste grup toplantılarına katılacak mı? Tabii ki parlamentoyu gideriz, grup odamızda bulunuruz vesaire ama tabii ki yani meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Öyle bir şu anda benim konumum yok. Ama diğer boyutlarıyla bütün grup toplantıları olsun, grup salonu olsun buralardaki çalışmalara katılıp hatta oralarda haftalık konuşmalarımızı da yaparız. Ona mani bir hal yok. Cumhurbaşkanı yeni döneme ilişkinde önemli bilgiler verdi. İki yönlü olarak takibi planlıyorum. Bir, Cumhurbaşkanlığındaki oluşturacağım bir ekiple, iki, partimizdeki oluşturacağımız bir ekiple bütün bu bakanlıklardaki bu yol haritamızı yakın takibe alacağız. Yani hazırlanan takvim çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunları yakın takiple sürdüreceğiz. Müzik
Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Neler evet. bekliyor Brüksel dönüşü AK Parti'ye? Bizim de merakla beklediğimiz şeylerden birisi MKYK geçtiğimiz hafta belirlenmiş sayın seyirciler. Bundan sonra MYK belirlenecek. Bunu da daha önce ifade etmiştik. Brüksel ziyaretinden sonraya bıraktı diye. Cumhurbaşkanı Brüksel'e giderken A takımı diye bir şey yok. Yani herkes benim A takımım mıdır dedi. AK Parti'de mevcut hamleler ve stratejiler tamamıyla 2019'a yönelik. 2019'un altyapısı kurulmaya çalışılıyor. Parti gençleştiriliyor. Öncelikle bunu ifade edelim. Yeni yönetim kurulları şekillendiriliyor. Başbakan Binali Yıldırım'a dün itibariyle grup başkanlığı verildi. Başbakan grup basına kapalı toplantıda yeni dönemin ipuçlarını verdi. Bunlara geçmeden önce Cumhurbaşkanı'nın Brüksel'e hareketinden önce yaptığı açıklamaya temas edeyim. Partinin grup toplantısına katılacak mısınız sorusuna tabii ki parlamentoya gideriz. İlkini ve özellikle grup odamıza bulunuruz. Dedim. Evet. Haftalık konuşmamızda yaparız dedi. Zaten önceden de acaba yapacak diye merak ediliyordu. Ancak meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Salona girmem, grup toplantısını yapar çıkarım dedi. Bahçeli'yi söylemiştik, İncirlik meselesini söylemiştik. Önce revizyon olacak sayın seyirciler. Sonra reformlar harekete geçirilecek. 7 farklı alanda reform ve değişim, revizyona gidilecekmiş. Bunlar arasında sosyal, siyasal, terörle mücadele, diaspora ile ilişkiler, bölgesel ilişkiler, ekonomi, dış politika, STK'larla iletişim. Bunların hepsi 2019 AK Parti seçim stratejisinin belirliyor sayın seyirciler. Bunun altında bunlar yatıyor. Kabineye dün Batuhan Yaşar'dan paylaşmıştık. Önceki gün yine Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberinden paylaşmıştık. Kabinede muhtemel beklentiler neler diye. Şimdilik çok şeyli konuşuluyor. 6 yeni ismin kabineye gireceği, mevcut 3 bakanın görev alanının değişeceği konuşuluyormuş. Tabii bunlar konuşuluyor. Kesin olan ne? Kimlerin yerleri değişecek merak ediyoruz. Erken seçim dillendiriliyordu. Hayır, erken seçim diye bir şey yok. Tamamıyla bütün enerji 2019'a yönelik. Bakanlıklara ev ödevi verilmiş. Netleşmiş oldu değil evet. mi aslında erken seçim bir daha gündeme yok, gelmeyecek diye söyleyebiliriz. Yok, zaten sık dillendiriyorlardı. Bakanlıklara Cumhurbaşkanı ev ödevi veriyormuş sayın seyirciler. 200 gün, ilk 100 gün, 200 gün, 400 gün, 500 gün hedefi sunuyor. 2012'de öyle yapmış zaten. İlk 100 gün hedefi ortaya koymuş. 100 günde yapacaklarını ifade etmiş. 100 gün içerisinde bunları gerçekleştirmişti. Ama bunu yine bakanlıklara şekilde veriyor. Yani AK Parti'nin değil sadece bakanlıklara hedefleri olacak. Görev dağılımı yapıyor Cumhurbaşkanı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın her şeyle ilgilenmesi mümkün değil. Parça bakanlıklara parça diyor ki evet. Bakanlıklara diyor ki ilk 100'de şunu yapacaksın. İkinci 100, üçüncü 100. Dolayısıyla 2019 seçimlerine kadar planlarınızı yapın, önüme getirin. Sizin karnenizi vereceğim. Bunları raporlayın, karşıma getirin. Reformların haritasını çizin şeklinde talimat verdi. Peki bu raporları özellikle kim Cumhurbaşkanı raporlayacak? Bakanlar. Bakanlıklar. Tabii ki başbakan. Başbakan tarafından. Tabii ki başbakan. Tabii ki de. Başbakan. Reformların haritası çizildiğini ifade ettik. Özellikle sosyal alanda. Önceki gün Türkiye Gazetesi'nde önemli bir manşet vardı. Sosyal alanda önemli atılımlar yapılacak. Şimdiye kadar tabanda özellikle vatandaşın şikayet ettiği, muzdarip olduğu meselelerde çözüm noktasında ciddi adımlar atılacak. 2019'a giden yolda vatandaşı memnun edecek hamleler olacak sayın seyirciler. Siyasal alanda yapısal değişimler olacak. Uyum yasalarını biliyoruz zaten, onlar zaten çıkarılacak. Terörle mücadele konusunda hız kesmeden devam edilecek. Demokratikleşme adımlarına devam edilecek. Öncelik tabii ki dün de ifade etti, ekonomik büyüme. Dış politika konusunda hamleler var. Peki Yıldırım ne konuşmuş dünkü toplantıdan sonra? Yıldırım demiş ki artık tembel öğrenci olmayacağız. Yani iki seçimler gelir, yaklaşınca sahaya ineriz gibi bir şey yok. Hepinizi sefer görev emri veriyorum demiş. Hepiniz sahada olacaksınız demiş. Hedefimiz 3 Kasım 2019. Tabii ondan önce yerel yönetimler seçimi var. Onunla ilgili tabii hazırlık olacak. İşimiz zor, zamanımız kısa. AK Parti'nin yerinde başka parti olsaydı 15 yıl içinde telef olurdu demiş başbakan. Çünkü 15 yıl içerisinde görmediğimiz darbe, yaşamadığımız kriz kalmadı demiş. Evet. Dolayısıyla bunlar AK Parti'nin yeni dönemde beklenenler. Başbakanın özetle, en çok operasyonel anlamda sahada olacağı değil mi? Bakanları takip edeceği, operasyonel anlamda sahada olacağı, evet. Bu anlamda önemli görevi olacağını da ifade evet. edelim. Şimdi
Bir diğer başlığımıza geçelim mi? Başka aktaracağımız bir şey yoksa detaydan ama o zaman Türkiye Gazetesi'nin içerisinden bir haber paylaşalım. Biraz gazetelerden bahsedeceksek ekonomiye ilişkin önemli başlıklar vardı. Fırsat şimdi dedik ya pide fiyatlarını birazdan konuşacağız, oraya bağlayacağız. Bu konuyla alakalı olarak Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in Fatih bir açıklaması var. Diyor ki geçen sene Ramazan ayında Türkiye genelinde gıda üretim, satış ve sunum yerlerine toplam 74.619 denetim gerçekleştirmiştik. Bu sene ise söz konusu bu arada denetimler sonucunda da tam 785 işletmeye toplam 3 milyon küsuratı olan bir ceza kesildi deniyor. Geçen senedeki kriterleri vermiş, istatistikleri vermiş Faruk Çelik. Biz söylüyoruz ya, dün de söylemiştik. Tüketici Hakları Derneği'nin bir duyurusu olmuştu. Bu konuda gıda spekülatörlerine ilişkin, fırsatçılara ilişkin siz de uyarılarınızı yapın. Gözünüz açık olsun vatandaş olarak diye. Faruk Çelik'in de buna benzer bir çağrısı olmuş. Biz demiş ki 6728 personelle birlikte sahadayız. Gıda fırsatçılarına göz açtırmayacağız demiş. Bir diğer başlıkta da Ramazan pidesine tavan fiyatı geldiydi. Bunu Türkiye Gazetesi bu şekilde görmüş. Şimdi Halil İbrahim Balcı, tartışma çok fazla. Çok tartışılıyor. Bunu birazdan detaylı bir şekilde paylaşacağız ama 2015 ve 2016 yılında pidenin kilogram fiyatı 6 lira olarak uygulanmıştı diyor. Bunu baz aldık diyor Balcı. Bu sene de 6.6 liranın üzerine çıkan olursa tamam, her il kendi içerisinde bir takım değerlendirmeler yapabilir. Her ilin kendi federasyonu, ama bunun bir tavan fiyatı var. Bunun altını çizelim. Bu bir tavan fiyat. 6.6'nın üzerine çıkmamalı diyor. Bir de yine vatandaşın cebini ilgilendiren yumurta düştü, tavuk fiyatları yükseldi var. Evet, diyoruz ya, zam gelmeyecek, zam gelmeyecek. Zamanı geliyor Nevra. Evet. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi tabii ki yumurta. Özellikle tok tutmasıyla da meşhur tavuk ürünleri de yumurtanın fiyatı %55 düşmüş. Mart ayındaydı zannedersem. Evet. Bu arada bir parantez açayım Nevra. Yumurta fiyatları acayip şekilde yükselmişti. Yükselmişti değil mi? Evet. Düşmesi çok güzel oldu. Onun akabinden bir düşme olmuş ama tavuk fiyatları yükseliyor. Kışın tavuğun kilosu 7 lira, yazın 27 liraymış. Çünkü mangalı biz çok seviyoruz. Mangalın vazgeçilmezi tavuk. Tavuksuz. Ama böyle bir şey olamaz olmuyor. Yani. Hani ama yani tüketiyoruz, daha çok tüketiliyor diye. Arz talep meselesi belki ama tabii hayır, yani daha çok tüketiliyorsa fiyatın düşmesi lazım zaten. Yükselmemesi lazım. Ya, Türkiye'de işler öyle. Ne kadar tüketiyorsan, vatandaş nasıl tüketiyor diye fiyatları artırıyorlar. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da fiyatları hemen uçtanıca artırıyorlar. Nasıl olsa vatandaş mecbur alacak diye bakıyorlar. Ama işte hem STK'lar hem de bakanlıklar bu konuya izin vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir başka gazetemizle devam edelim mi? Ben bir Habertürk'ü okuyayım Nevra. Habertürk'ün manşeti. Arkadaşlarımız görebiliyor mu bilmiyorum. Öksüzü bırakan hakim. Önemli bir özel FETÖ haber. Abisiyim. Eski hakim sönmez, öksüzü tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Gülen'le yemek yedim. Bu yılın ifşaatı yani. Habertürk'ün özel haberiymiş. Detayları paylaşayım. 15 Temmuz ihanetinin kara kutusu. FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz, biliyorsunuz firari, ortadan kayboldu, sır oldu. 16 Temmuz'da Akıncı'da gözaltına alındı. Hakim Çetin Sönmez serbest bıraktı. Aylar sonra tutuklanan Sönmez geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Savcıya FETÖ'cü imama öksüzü tanımam dediği ortaya çıktı. Üniversitede yurtlarında kaldım. 1988'de polis kolejinde öğrencilerin cemaat abisiydim. Kardeşim ve kuzenlerim FETÖ'den soruşturuluyor. Gülen'le bir okulda hakim adaylarının olduğu toplantıda yemek yedim. Öksüz'ün darbe teşebbüsüne iştirakinden haberdar değildim. Hakkında bir önceki hakim adli kontrol tedbiri almış olduğu için yeni bir koruma tedbiri ve tutuklamaya ihtiyaç duymadım. Gelelim buna, inanalım mı inanmayalım mı sayın seyirciler? Yani Adil Öksüz gibi birisinin elini kolunu sallaya sallaya oradan Akıncılardan tarla bakmaya gelmiştim yalanıyla orada darbeyi organize ederken yakalanıp adliyede elini kolunu sallayarak böyle gezmesi, serbest kalması öyle olur şey değil. İşte hakimler, onu serbest bırakan hakimlerin irtibatı ortaya çıkınca işte her şey de gün gibi ortaya seriliyor. Peki, bir diğer başlığımıza devam edelim o zaman. Evet.
Evet, artık 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Tabii ki de Ramazan'ın olmazsa olmazı pide. Muhabir arkadaşımız Emre Kol bir fırına gitmiş Fatih. Ve pide yaptırmış. İşin püf noktalarını sormuş. Bu arada pidenin dediğimiz gibi fiyatları şimdi konuşacağız ama bakın bir pide Ramazan daha bu Ramazan hem kaç liradan satılacak paylaşalım hem de nasıl yapmış Emre Kol'un pideyle macerası nasıl olmuş paylaşalım. Ramazan yaklaştı. Fırınlar hareketlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu Ramazan'da pideye 50 gram kattı, fiyatını da 50 kuruş arttırdı. Mübarek Ramazan'ın gelişini insanlar iki şekilde anlıyor. Bir, gözleri hilali gördüğünde ve camilere asılan mahyayı gördüğünde, bir de burunlarıyla, yani o mis gibi kokan Ramazan pidesi fırınlardan çıkmaya başladığı zaman. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden pidenin fiyatıyla ilgili bugün birkaç farklı üreticiden açıklama geldi. İstanbul Halk Ekmek'te 350 gramlık pide 85, Ankara Halk Ekmek'te ise 250 gramlık pide 70 kuruştan satılacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ise 50 kuruşluk zamla 300 gramlık pidenin 2 liradan satılacağını duyurdu. 2015 yılının pide fiyatı 250 gram 1,5 liraymış. 250 gram 1,5 lira. Bugün 2017 yılında da 300 gramı 2 lira olmuş oluyor. 50 gram pidemiz büyümüş oluyor. Bunu istinaden fiyatta da %10'luk bir değişiklik söz konusu oluyor ki 2 yılı göz önüne aldığımızda bunu da vatandaşlarımızın makul göreceği düşüncesindeyiz. Fırıncı esnafı gerek pide fiyatlarında gerek ekmek fiyatlarında her zaman üzerine düşen görevi yapmıştır. Kilosu en fazla 6 lira 60 kuruş olan pidenin fiyatı gramajın artıp azalmasına göre fırın fırın değişiklik gösteriyor. Ramazan'da raflarda bizi 3 tane pide karşılayacak. Onlardan biri sade, biri susamlı, bir diğeri de yumurtalı olacak. Susamlıyla pidelinin en azından bu fırındaki fiyatı 2,5 lira olacak. Yumurtalının fiyatı ise 2,75 ya da 3 lira civarında değişecek. Peki iyi pideye giden yol nedir? İşin ustası Sultan Kulaksız fırının başında anlattı. Yoğrulduğu zaman bir de tersine yoğrulur. Şerbet vererek de pidenin hamur yoğurması ekmeğe göre çok farklı ve zordur. Onu birçok fırıncı samimiyetimle söylerim bilmez onu. İyi pide nasıl anlaşılır? İyi pide. Pideyi küçültürsen pide olmaz. Gramini ne kadar büyütürsen pide daha güzel olur. Daha dolgun etli olur. Böyle ekmeği bol mu gelmeli hele yoksa çıtır mı olmalı? Şimdi çıtır pidede olursa iyi olmaz. Çünkü pide böyle normal pişmiş olacak, içi çekmiş olacak. Ama senin dediğin gibi böyle tuttuğun zaman da böyle ezilir bir vaziyette olacak, anladın mı? Yani yumuşak tipli yani. Anladın? Evet, muhabir arkadaşımız Emre Kol'un pideyle macerası bu şekildeydi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı. Bu yıl %10'luk bir zam olacak pideye dedi. Ancak İstanbul'daki, affedersiniz, fırıncılar karar bizi bağlamaz. İstanbul'da daha karar vermedik dedi. Bu açıklamanın ardından böyle bir eleştiri başlamış oldu. Federasyon Başkanı'nın Türkiye geneli için karar alma yetkisi yok dedi İstanbul'daki federasyon. Her Ramazan gelince benzer bir tartışmanın içinde buluyoruz kendimizi. Çünkü Ramazan'da pide yiyoruz. Ramazan, evet. Yani Ramazan denilince aklımıza gelen en temel gıdalardan birisi pide, hurma, zeytin. Dolayısıyla pide ile ilgili spekülasyonlar başladı. Fırıncılar Federasyonu diyor ki, geçen yıl diyor ve önceki yıl 250 gramlık pideyi 1,5 liraya satıyorduk. Bu sene 250 değil 300 grama çıkardık. 300 grama çıkardık. Fiyatı da 2 liraya çıkardık. Gramı da artırdık, fiyatını da artırdık. Hesap ettim. Gram başına düşen kuruşu hesap ettim. %10'una tekabül ediyor. Geçen senenin kime? Evet, geçen seneki. %10'a tekabül ediyor. Kilosu 6 liraymış. Sayın seyirciler, 6 lira 60 kuruş yapmışlar. %10 zam var. Fakat Ankara'nın dediği İstanbul'u tutmuyor. İstanbul itiraz ediyor. Diyor ki İstanbul böyle diyor olabilir ama İstanbul'da geçen yıl evet 300 gram pide 2 liradan satılmıştı. Henüz fiyat açıklamadı. Ankara bağlamaz diyor. Ben burada dikkat çekmek istediğim önemli bir husus var. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'te 250 gram pide 70 kuruş. Bizim fırıncıların açıkladığı 250 gram pide 2 lira. Arada kaç lira fark var?
1 lira 30 kuruş fark var. Yine aynı şekilde İstanbul'da, İstanbul Halk Ekmek'te de 85, 300 İstanbul'da Halk Ekmeği hemen bulacağım. İstanbul'da da yine aynı şekilde düşük bir fiyata satılabiliyor sayın seyirciler. Halk Ekmek bu yıl 350 gram Ramazan pidesini 85 kuruştan, 350 gramı 85 kuruştan, diğeri 300 gramı kaç liraya satacaktı? 2 lira olacak. Bu ise 85 kuruş. Arada ciddi bir fark var. Şimdi benim merak ettiğim Halk Ekmek hamur kullanıyor da diğerleri bizim fırıncılarımız içerisine altın mı katıyorlar? Altın suyuna karıştırılmış peki, bir şey mi var? Niye bu kadar işte fazla? Neden diyor acaba? Halk Ekmeği yani üretimi... üzerinde bir yumurta sürmek bu kadar mı fark ettiriyor? Ben merak ediyorum gerçekten. Emin olun. Az önce pastını gösterdi evet. Emre Kol nasıl yapıldığını. Ve İstanbul Halk Ekmek, yani bu vesileyle hem söylemek istiyorum, İşini gerçekten düzgün yapan insanlar olduğuna şahit oluyorum. Çok güzel ekmek çeşitleri var. Zaten. Çok güzel. Üzümlüsünden tutun ayçiçeklisine kadar ve hesaplı olarak verebiliyorlar. İstanbul Ankara Halk Ekmek 85 kuruşa, 75 kuruşa pide verirken siz nasıl oluyor da bunun iki katı verebiliyorsunuz? Bir vatandaş olarak, gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak merak ediyorum bu sorunun cevabını. Peki, var mı başka aktaracağımız bir şey bununla alakalı? Yok. İl açıklanan pide fiyatları da var. Takip edebilir izleyicilerimiz. Pide fiyatlarına ilişkin notlarımız da bu şekildeydi, bu kadardı. Haber turumuzla devam edeceğiz. Öne çıkan birçok yurtta detaylar var demiştik. Onları aktaralım, ardından devam edeceğiz. ...1998 yılında Bitlis Tatvan'da şehit düşen askerimiz Mehmet Cengiz'in baba ocağı yürek burktu. Yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen ev için Cengiz ailesi yetkililerden yardım istedi. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına büyük darbe vuruldu. Uyuşturucu operasyonları kapsamında 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine giden yatırımlardan rahatsız olan terör örgütü PKK, Ağrı'da yol kesti. Tendürek Dağı'nda 5 tır ve resmi bir aracı ateşe verdi. Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi. İzmir'de aile dehşeti yaşandı. 15 yaşındaki kız çocuğu elindeki cep telefonunu almak istediği için babasını bıçakladı. Yaralı baba hastanede hayatını kaybetti. Komşuları ailenin sürekli kavga ettiğini söyledi. Elazığ'da aracını bakıma götüren Serdar Güler, LPG tankını kontrol ederken ölümden döndü. Şiddetli bir patlamayla neye uğradığını şaşırdı. İstanbul Emniyeti insanların sağlığını hiçe sayan kaçakçılara operasyon düzenledi. Ekipler kullananlarda kansere neden olan taktik saat ve güneş gözlüğü ele geçirdi. İzmir'de belediyenin ihmali az daha bir cana mal olacaktı. 17 yaşındaki İpek Belevi üzeri kartonla kapatılan 2,5 metre derinliğindeki rögar çukuruna düştü. Çevredekiler tarafından rögardan çıkarılan genç kız yaralandı. Genç kızın ailesi sorumluların cezalandırılması için yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Ters yöne girdi, kendisine yol vermeyen sürücüye öfkelenerek kontak kapadı. Aracını terk ederek bir iş yerine giden kadın sürücü İstanbul Avcılar'da trafiği birbirine kattı. Gaziantep'te yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu baba oğlun işlettiği kuyumcu dükkanı soymak istedi. Ama peş peşe silahlar patlayınca soygunculardan biri öldü, diğeri yaralandı. Olay yerinde yaptığı ilk müdahaleyle kalp krizi geçiren adamı hayata bağlamıştı. Balıkesirli kahraman hemşire Meral Türk Yılmaz bu kez de trafik kazası geçiren bir genç için çabaladı. Gaziantep'te işçileri taşıyan servis minibüsü yan yatarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan 5 işçi kendi çabalarıyla araçtan çıkarılan arkadaşları tarafından kurtarıldı. İstanbul'da sürücü kontrolünden çıkan araç taklalar atarak parkın duvarına çarptı.
Duvarın önünde duran 3 genç faciadan saniyelerle kurtuldu. Şanlıurfa ve Mersin'de etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bir evin önüne yıkılan dev ağaç 4 kişilik aileyi saatlerce mahsur bıraktı. İzmir'de yaşayan Hale Zengin Obuz, çeşitli tedaviler görmesine rağmen hamile kalamadı. Son çare olarak tüp bebek yöntemine başvuran genç kadın imkansızı başardı. Hamile kalarak ikiz bebek dünyaya getirdi. Sigara kaçakçıları Bursa terminalini birbirine kattı. Yakayı ele vereceklerini anlayan zanlılardan biri polisten kaçınca kovalamaca yaşandı. O anlar kamera kayıtlarına da geçti. İstanbul'da sezaryenle dünyaya gelen Eymen bebek taburcu edilmesine yakın kusumunda boğuldu. Akabinde spastik teşhisi konuldu. Aldığı haberle yıkılan Çetintaş ailesi durumdan hastanedeki görevli ve doktorların ihmali olduğunu öne sürdü. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde jandarma ekipleri 10 seraya baskın yaptı. 7 serada salatalıkların arasına ekilen 7500 köklü kenevir ele geçirildi. Antalya'da yalnız yaşayan 80 yaşındaki Fatma Bahçıvan'ın kapısını kimliği belirsiz bir kişi çaldı. Kadını darp edip ölümle tehdit eden kişi 300 lirasını alıp kaçtı. Evet, günaydın Türkiye, tüm hızıyla devam ediyor. Bize düşüncelerinizi dile getirmek için ne diyorduk Nevra? TGRT'den günaydın hashtag ile düşüncelerinizi dile getirebilir, şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Gazetelerle devam ediyoruz. Habertürk'ten var mıydı aktaracağımız başka bir detay? Habertürk'te kalmıştı. Evet, bu İngiltere'deki saldırganın, terörist Abedi'nin Libya'nın en güçlü aşiretlerinden El Abediye mensup olduğu, babasının da Trablus'ta güvenlik birimi müdürü olduğu ortaya çıktı zaten diye bir evet, haber var. Soy ismi de değil mi evet, Abedi? Evet. Star gazetesinde de ilginç bir şey vardı bununla ilgili. İngiliz istihbarat saldırganı biliyordu diye bir haber gördüm ben. Manchester kentinde pazartesi günü gerçekleşen intihar saldırısı hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı, DAEŞ'li terörist Selman Abedi'nin istihbarat tarafından daha önce bilindiğini söyledi. İlginç. Evet. Ama zaten kimliğini biliyoruz diye hemen bir açıklama gelmişti. Kimliği açıkladılar ama takip ediliyormuş demek evet, yani. Evet yani evet. Takip ediyoruz ve biliyoruz diye böyle bir enteresan bir açıklama hemen saldırının ardından yapmıştı zaten yani İngiliz polisi. Yani madem takip ediliyor niye bunun eyleme geçmesine evet. izin verdiniz? Asıl soru orada soruyor. Geliyor. Evet doğru. Türkiye Gazetesi'nden bir haber var demiştik ikinci sayfasında. Hazır mı? Hazır değil. Hemen tamam, bakalım. Tamam o zaman Yeni Şafak'a bakalım bu tamam, arada. Tamam Yeni Şafak'a bakalım yolu hazırlayana kadar. Yeni Şafak gazetesi bloke eden bloke olur demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarına yer vermiş. Var mı senin buna eklemek istediklerin Yeni Şafak'ta? Detayları biz paylaşmıştık. Yani kime diyor bu mesajı? Avusturya'ya diyor. Avusturya Türkiye'yi özellikle silah yardımı konusunda ambargo koymuş ve Türkiye'yi merkeze oturtmuştu. 16 Nisan seçimleri öncesinde Türkiye aleyhtarı kampanya yapmıştı Avusturya. Şimdi Türkiye NATO'da bloke koydu. Sayın seyirciler Avusturya'ya, Avusturya bundan sonra NATO'nun eğitim faaliyetlerine katılamayacak. Dolayısıyla siz bloke uygularsanız biz de size uygularız cevabınızı gördünüz demeye getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki. Yeni Şafak'tan var mı başka aktaracağımız Yeni Şafak'tan şey? Başhekim makamında öldürüldüğü haberi var. Dün günün önemli gelişmelerinden biriydi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Profesör Muhammed Sait Erilgen makam odasında medikal şirketi sahibi Sercan Gök tarafından silah saldırıya uğradı. Muhtemelen maddi evet, bir değil mi? Vücudunda 3 kuruşun isabet etti. Ameliyat alınan belirgen kurtarılamadı. Saldırgan Gök aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Denildi. Maddi bir iş olduğu zaten ortaya çıktı. Evet. Evet. Peki. Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim evet, mi? Evet. Türkiye Gazetesi'nin ikinci sayfasında şey bugün ilginç bir haber var. 13 bin çocuk sizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız görebiliyor mu? Bakanlıktan koruyucu aile seferberliği başlatmış. Kim başlatmış? Aile Bakanlığı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, 5155 çocuğu koruyucu aile verdik. Bu sayıyı artıracağız. Başvuruları değerlendirirken 0-6 yaş grubuna öncelik veriyoruz. Çünkü çocukların ilk yıllarında ailenin yanında olması çok önemli demiş. Koruyucu aile nedir, ne değildir? Koruyucu aile devletin ödediği bir miktar var, aylık miktar. Bu miktarlar nelerdir? Bununla ilgili bir dosya haber hazırlamış Türkiye Gazetesi. Evet, Türkiye'de çok büyük bir eksiklik koruyucu aile konusu. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız hem de bu haberi gazetede geniş yer veren Türkiye Gazetesi'ne de teşekkür edelim. Dediğimiz gibi çok fazla hakim değiliz maalesef bu konuya. İşte hem koruyucu aile olma, evlat edinme konusu çok alışkanlıklarımız içerisinde yok ama bu çok önemli. Çok fazla ailesiz çocuk var. Onlara aile olmak, sahip çıkmak hem dinimizce değil mi hem de insani olarak önemli bir görevimiz. Tabii bu anlamda da farkındalık çalışmaları kapsamında da aslında devam ediyor. Bir kez daha teşekkür edelim. Yeni Şafak Gazetesi'nde bir başka şey paylaşayım Nevra. Baylok'ta yeni dalgalar, 105 bin kişilik dosya açıldı. FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT, örgütün haberleşme programı Baylok kullanan 105 bin kişilik listeyi savcılıklara gönderdi. Şimdi dedik ya bu operasyonların devamı gelecek mi diye, nereden çıktı diye, bu operasyonlarla ilgili haber yeni bu, bir, sinyal. Yeni bir dosya değil mi? Bu doğrultuda polis Ankara'da 139, İstanbul'da 75, Diyarbakır'da 34, Konya'da 14, İzmir'de 11, Bursa'da 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Kalkınma ve Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları da bulunuyor diye sabahki bültenimizde aktarmıştık. Bizim baktığımız bakış açısıyla bakmış Yeni Şafak Gazetesi de. Yani MİT düğmeye bastı. MİT'in raporunun üzerine artık topu emniyete attı. Emniyet de bu rapor doğrultusunda temizliğini yapacak. Tabii ki de sürecek. MİT'in raporu çok genişti çünkü. 105 bin kişi olması çok kayda değer. Evet, tek operasyon değil, hatta onlarca operasyonla sonuç alabilecek bir rapordu. Bu anlamda önemliydi. Bir kez daha paylaşalım. Peki. Hangi gazeteyle devam edelim? Vatan Gazetesi'yle devam edebiliriz. Vatan'la devam edelim. Vatan Gazetesi manşetinde melekler ve şeytan diyerek İngiltere'deki saldırıya ilişkin hem mağdurların hem de saldırıyı gerçekleşen teröristin iki ayrı yapıda insanın özelliklerine yer vermiş. Kaddafi'den kaçan Libyalı bir ailenin dört çocuğundan biriydi saldırıyı gerçekleştiren 22 yaşındaki Salman Abedi. İngiltere'de doğup büyüdü. İngiliz vatandaşıydı. Libya'da DAEŞ'la tanıştı. Suriye'de terör örgütü eğitimi alıp Manchester'da da çocukları katletti deniyor. Çok genç biriydi. 22 yaşında bir terörist kardeşi yakalandı. Bugün sıcak gelişme olarak paylaşmıştık. İsmail ve bombayı imal eden DAEŞ'ın DAEŞ'lı kişilerin de dahil olduğu 5 kişi gözaltına alındığını açıklamış, gazete vermiş ama bu rakam 8. Biz bugün paylaştık. Gazeteler erken baskıya gidince tabii ister istemez bu tür şeyler olabiliyor. Bir kameraman arkadaşım görürse bilmiyorum. Asker sokağa indi. Sabah gazetesinde bu arada aynı konuyla bağlantılı olduğu için paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz sayın seyirciler. Efendim çantalarını almışlar, sırt çantalarını almışlar. Ellerinde uzun namlulu silahlarla İngiltere sokaklarında askerler, 3800 asker görevlendirilmiş. Yine aynı şekilde altta da görebiliyorsanız Fransa'da olağanüstü hal 6. kez uzatılacak diye bir haber var. Yine aynı şekilde Eyfel Kulesi'nin gölgesinde 50 silahlı uzun namlulu asker fotoğrafı var. Bunlar çok ibretlik. Türkiye'ye gelince ağızlarını açıyor Avrupalılar. Terör saldırıları olunca orantılı güce davet ediyorlar teröre karşı. Fakat kendilerinin canı yanınca işte askeri de sokağa indiriyorlar, polisi de sokağa indiriyorlar. Türkiye aleyhine yeri geldiğinde turizmi baltalamak için algı operasyonları yapıyorlar. Özellikle Almanya, Almanya'yı çok iyi biliyoruz bu konuda. Geçen sene sırf onların algı operasyonlarından dolayı Alman turist sayısında ciddi anlamda bir azalış söz konusu oldu. Demek ki neymiş? Güvenli diye bir yer yokmuş. İngiltere'nin çok güvenli bir yer olduğu söyleniyordu. Güvenli değilmiş demek ki. Demek ki lazım geldiğinde güvenlik güçleri ellerinde uzun namlulu silahlarla sokaklara inebiliyormuş. Bunu da test ettiler ve gördüler. Evet, var mıdır başka paylaşacağımız Vatan Gazetesi. Başlık? Benim notlarım bitti çünkü. Evet. Vatan Gazetesi'nde PKK-FETÖ işbirliği haberi var. Onu aktaran PKK firarisi üniversiteli FETÖ'cü 3 polisi Bulgaristan'da kaçırırken son anda yakalandı.
Hepsi firariymiş bunların. Edirne'de meslekten atılan ve haklarında yakalama kararı bulunan komiser BAED ve MD sınırda gözaltına alındı. Kaçışlarını organize eden PKK'dan hapis yatan ve halen aranan üniversite öğrencisi MK da vardı. Yani çok sık sık bu konuyu da haberler geliyor. PKK ile FETÖ'nün, PKK ile DHKPC'nin. Ya bu adamlar bunlarla nasıl yan yana gelir diye insan ister istemez düşünüyor ama geliyorlar. PKK ile DHKPC'nin, PKK ile FETÖ'nün, PKK ile FETÖ'nün yine aynı şekilde bütün örgütlerin birbirleriyle nasıl irtibatlı olduğu, dirsek temasına yeri geldiğinde girdiği böyle ifşa alıyor. Vatan Gazetesi'ni okumak için kaldırdığımda hemen arka sayfasında dikkatimi çekti Galatasaray'ın değil mi? Parçalı forması orada. Evet, haber o değil ama söylemek istediklerimiz dün formayı vardı. Tanıttılar çok eleştirildi. Evet, Galatasaray formayı kayıt tanıttılar. Her şeyden önce arma gelir diye futbolcuların şeyi var, fotoğrafı var. Haç işaretine benzetmişler sayın seyirciler. Görebiliyor musunuz? Haç işareti böyle. Galatasaray'da işte forma parçalı ama haça benziyor diye. Kimileri gülüp geçiyor buna, kimileri de işte tartışma konusu oluyor. Evet, Türkiye'de futbol olunca oluyor. Her şey tartışılıyor işte. Evet ama muhtemelen Galatasaray yönetimi bu anlamda eğer çok dediğiniz gibi ekstra bir durum gelişmezse bir değişiklik yapacağını da zannetmiyorum. Evet. Peki sırada günün diğer önemli haberlerinden derlediğimiz bir turumuz var. Ekrana taşıyalım ardından devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOB Genel Kurulu'nda iş adamlarıyla buluştu. Özellikle faiz çıkışı dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, faizin bir sömürü aracı olduğunu belirtti, biz bu sorunu çözeceğiz mesajı verdi. Ama bunun da çözülmesi şart, Allah'ın izniyle bunu da çözeceğiz. Fethullahçı terör örgütüne yönelik bir operasyonda başkent Ankara'da başlatıldı. Örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullandığı tespit edilen 139 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. AK Parti'de 21 Mayıs'taki kongrenin ardından yeni grup başkanı da belli oldu. 5 grup başkan vekilinin önerisiyle aday gösterilen Binali Yıldırım yeniden AK Parti grup başkanı seçildi. Kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edildikleri gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı'nın tutuklanması Ankara'da gerginliğe neden oldu. Kızılay'da toplanan eylemcilere polis müdahale etti. Eylemcilerin arasında CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu da vardı. Yıllık uygulama sona erdi. Artık birinci sınıf öğrencileri el yazısıyla değil, dik temel yazıyla okuma yazma öğrenecekler. El yazısını öğrenmeye ise 3. sınıftan itibaren başlayacaklar. Ve bir yenilik daha 4. sınıftan itibaren öğrencilere klavye eğitimi de verilmeye başlanacak. Ben düz yazıyı daha çok seviyorum. Sen el yazısını mı daha çok seviyorsun yoksa normal yazıyı? Normal yazıyı. Maliye Bakanı Naci Ağbal yeniden yapılandırma kapsamında borcu olan vatandaşları uyardı. Ödemeler için 31 Mayıs'ın son tarihi olduğunu hatırlattı. Ağbal, mükelleflerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için de vergi dairelerinin bu hafta sonu açık olacağını duyurdu. Mayıs ayı sizin için son şanstır, mutlaka ödemenizi yapın diye bir mektubu kendi ev veya iş yeri adreslerine gönderdik. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimi hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Başhekim Profesör Sait Berilgen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın ise hayati tehlikesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması finalinde konuştu. Müslüman olarak görevimiz ruhlarımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle tedavi etmektir dedi. Cumhurbaşkanının bir de uyarısı vardı. Kur'an-ı Kerim'i sadece evimizin, odamızın duvarına asmak için mi bulunduracağız yoksa güzel okumak, anlamak için mi, bunlarla beraber mi yaşayacağız dedi. Evimizin, odamızın duvarlarına asmak için mi bulunduracağız? Yoksa az önce de ifade edildiği gibi hem güzel okumak hem anlamak, bunlarla beraber mi yaşayacağız?
Şırnak, Cizre ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesi il olacak. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bu adımın iki ilçenin yeniden kalkınması için hamle olacağını vurguladı. Daha önce iki ilçenin il statüsüne geçmesi gündeme gelmişti. Cizre'ye dönüşecek, Hakkari'ye de Yüksekova'ya dönüşecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alanya Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Bahçeli, vatandaşların talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir istekte bulunduğu Alanya ili olsun dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Antalya'dan seslendi. Baykal, aday olacaksan ol, olmayacaksan buradan birisini seçelim dedi. Sözcü gazetesine yapılan FETÖ soruşturması FETÖ'cüleri rahatsız etti. Örgütün tetikçisi olan Emre Uslu, Sözcü gazetesine sahip çıktı. Uslu attığı tweetle gazeteye yapılan soruşturmayı eleştirdi. FETÖ'nün tetikçisi olan Emre Uslu, Sözcü gazetesinin avukatlığına soyundu. Attığı tweette yapılan FETÖ operasyonuna karşı çıktı. Gazetenin ifade özgürlüğünü savunmak zorunda olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin siyasette FETÖ temizliği yapılmadığı yönündeki iddialarına sert çıktı. Erdoğan, muhalefetin AK Parti'ye fatura kesmesi haddi değil dedi. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. Avluya giren Yahudileri, protesto eden Filistinlilere darp etti. Amerikan başkanının eşi Suudi Arabistan'da başını örtmemiş. Bu çok tartışılmıştı. First Lady eşiyle birlikte Vatikan'da. Melanie Trump, Papa Francesco'nun karşısında Riyad'da yapmadığını yaptı, başını örttü. Evet, günaydın Türkiye'nin. Bugünlük sonuna geldik efendim. Günler diliyoruz. Evet. İyi günler.